Amerika'nın en afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, burada laf çok. Evet, burada laf çok daha yeni bir haftaya hoş geldiniz. CNN stüdyolarındayız. Birbirinden değerli konuklarımız perdenin hemen arkasında. Ve fakat biz burada yokken son 24 saatte neler oldu? Bir ona bakalım. Programımız an itibariyle başladı. Peki bugün neler oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir hırsız bacaya sıkışmış. Ertesi gün gelen ev sahibi ise durumdan haberi olmadan şömineyi yakmış. Sonucuna gerek yok bence. Avrupa Birliği Suriyeli sığınmacılar için bize 3 milyar euro yardım etmeyi ve birliğe katılım için müzakereleri canlandırmayı kararlaştırmış. Çinliler artık klon eti üretecekmiş. Şahan Gökbakar baba olmuş ve Kobe Bryant basketbolu bu sezon sonu bırakıyormuş. Evet, daha bir sürü güzel şeyler olmuş olabilir. Gözden kaçırmadık, yerimiz bu kadardı. Yerimiz dardı çünkü arkası kalabalık. Başlıyor burada laf çok. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Kasım ayının son ama haftanın ilk burada laf çoku başladı. İşte bu gecenin konukları. Mustafa Uğurlu, oyuncu. 80'lerde tiyatroya başlayan, 96 yılında Savaş Dinçel'in yönettiği gürültülü patırtılı bir hikaye oyunundaki rolüyle Ankara Sanat Kurumu ödülü alan ve 93 yılında Rıza Beyler dizisiyle de ekranlarda gördüğümüz Mustafa Uğurlu, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Yağmur Ünal, yapımcı, oyuncu. Yeşilçam efsanesi, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ve efsane tiyatrocu Cihan Ünal'ın kızı olan, üniversitede sosyoloji bölümünden mezun olan, pek çok reklam ajansıyla çalışan, daha sonra yapımcılık yapmaya başlayan ve kamera önüne de geçen Yağmur Ünal, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Serkan Şener, oyuncu. Televizyon kariyerine 2005 yılında İlk Yüz Ağrısı dizisiyle başlayan, rol aldığı Selena dizisinde dikkatleri üzerine çeken, zamanında talk show yapmışlığı bile bulunan Serkan Şener, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Mehtap Bayri, oyuncu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan, 2 sene öğretmenlik yapan, günümüze kadar 32 film ve dizide yer alan Mehtap Bayri, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Sevda Erginci, oyuncu. 15 yaşından itibaren tiyatroyla ilgilenen, Semaver Kumpanya'daki çocuk oyunuyla sahneye çıkan ve Koyu Kırmızı adlı dizide başrol oynayarak televizyon ekranına giriş yapan Sevda Erginci, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Burada laf çok, kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burada Laf Çok'ta yarın akşam. Bazı şarkılar yolda dinlenir, bazıları sizi o yolculuğa çıkarır diyen Ege Çubukçu. Yazdığı şarkı sözleriyle dinleyenlerde merak uyandıran Sansar Salvo. İçimden geldiğince hissettiğim ölçüde üretmeye devam edeceğim diyen Ayben. Ve şarkıları kadar organizatör yanıyla da büyük beğeni kazanan Anıl Piyancı konuğumuz oluyor. Burada Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Burada Laf Çok. Burada Laf Çok. O da geldi. O da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi, o da geldi, şu da geldi, o da geldi, o da geldi, o da geldi, şu da geldi, o da geldi, o da geldi, o da geldi, o da geldi, şu da geldi, o da geldi, o da geldi, o da geldi. Burada Laf Çok, haftanın ilk pazartesi, galiba ayın da son günü. Aralığa geçtik mi? Maaşlar yattı, harika. Müthiş, müthiş heyecanlı bir gece. Hep böyle başlıyoruz ayın başında, ayın sonuna doğru bitiyor. Yağmur Ünal, siz bilirsiniz, yapımcısınız. Evet. Yani paranın ne demek olduğunu en iyi siz bilirsiniz bu ekip içinde. Evet. Değil mi? Evet dedi ya. Dedi mi dedi. Mustafa Uğurlu kendisini öyle güzel hatırlattı ki çok özür dilerim sizden. Bir zaman kapsülüne
bindim. Sizinle 20 sene öncesine gittim. Tabii. Ve baktım ki sizde hiçbir şey değişmemiş. Ben bildiğin her cümerç olmuşum. Aa, sen de aynısın. Eyvallah. Yani. Ama ilk göz ağrım olarak televizyon dünyasında beni ilk A-Roman'da beni çağıran ve o ilk teke tek programını yapan insan olarak ayrıca saygım var sana. O gün bugündür ben de size boş değilim aslında. Hep çağırayım da programıma bir canlı yayında yazayım diyordum ama kısmetse bu akşam olacak bu iş. Çok teşekkür ederim. Yani kırmadınız. Ben teşekkür ederim. Tek bir yere çıkmıyorsunuz. Ama kırmayıp geldiğiniz için hakikaten teşekkür ediyorum. Yok, ben teşekkür ederim. Sağ ol. Vefa diye bir şey varmış demek ki yani. Tabii. Çoğunlukla vefa deyince akla tabii bambaşka şeyler. Mehtap Ayrı efendim. Yani onu anlatmak için böyle hani kelimeler biriktirdim, hepsi yok olup gitti. Yani seni görünce gerçekten her şey uçuyor. Mehtap böyle hani böyle güzel kadın, böyle ne bileyim böyle güzel kadın, bir de böyle güzel kadın. Bismillah. Ya Mesut, senden duyunca ben de böyle bir aşka hafif geliyorum. Hafif bir sarsılıyorsun değil mi? Evet ya, evet, yemin yani, ediyorum valla. Şey. Müthiş bir şey yani. Peki dünyanın... sende de aynı duygular var mı? Var, olmaz olur mu karşılıklı? Yıllardır öyle. Niye birlikte olmadınız abi? Manyak mısınız? O da güzel bir şey. Başka karılar mı girdi abi? Evet ya, hepimizin. Aramıza evet. Bu başka bir şey. Allah biz Allah, denk çok, gelmedi. Çok başka bir dünyada, çok başka bir şekilde. Neyse, başka zaman, başka dönemde görebilecek. Ve Serkan Şenalp, genç dostum, hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında bir sürü iş yapmışsın. Hani şimdi demin çocuklarla oturup, böyle yine o zaman kapsülüne binip baktığımızda, neredeyse televizyonun her yerinde varsın, mutfağında varsın, önünde, arkasında, işte talk show'unda, eğlence programlarında, güzel dizilerde. Ve şimdi sinemada uzun metrajlı yani. Evet. Beyaz perde diyoruz değil mi biz ona? Beyaz perde de varsın artık. Ne mutlu sana. Teşekkür ederim. Çok güzelmişsin böyle gözler mözler falan teşekkür böyle ederim. Mavi gayet güzel. Bu akşam gördüğünüz gibi herkese mavi boncuk dağıtıyorum. Ama bir Sevda Erginci var ki o galiba ilk bu çıktığın ilk canlı yayın mı? Daha önce çıktın mı? İlk canlı yayınım. İlk canlı yayınım bu mu? İkinci. Sevda yalancısı. 3, 4. Ha, yalancı mı? Beyaz açıkta. Yazı çıkıyor. Hayır, ya, ikinci. Çok yalancısın. İlk yalanını burada söyleyeyim. Güzel bir şey. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Vallahi iyi gördüm seni, vallahi gayet teşekkür iyi. Teşekkür ederim. Dizilerde daha ağlaksın galiba ama burada evet. Böyle güler yüzlü çok daha keyifli olabilir. Evet, aslında böyleyim. Müthiş bir şey. Şimdi tabii biz niye toplandık burada, bizim salonda? Elbette bu hafta sonu vizyona biliyorsunuz bir film girdi. Ama filmin önemli tarafı şu, benim için gerçekten çok değerli bir abla niteliğini her zaman koruyacak olan, Türkiye için de herhalde sultan, yani düşürülebilecek tek sultan olan Türkan Şoray kamera arkasına geçti ve motor dedi. Ve o motor dedikten sonra işte şöyle bir fragman çıktı. Peşinden zaten konuşacağız. Buyurun. Coşkun! Ulan ayı Coşkun! Klimalı araç diye geçirdi, yere bak bize! Kızlar dökün, jandarma! Emredersiniz efendim. Müstesna kasabamızın büyük bir eksiğini kapatmak için büyük bir adım attı. Abla, bunlar ne kız? Hayırlı olsun başkanım. I'm gonna. Allah, bunlar çok güzel kız. Güzellikleri bassın onların. Biz buraya işletme açmaya geldik. Barones barones. Ahalinin huyunu bilmiyoruz, suyunu bilmiyoruz. Aldınız mı müjdeyi? Yaşadık ulan. Bunun adı düpedüz rezillik. Bizi buralarda istemiyoruz. Biz de bayılarak gelmedik kasabanıza. Deniz, biz evleneceğiz değil mi? Abla, ben ona yalan söyledim. Kalbini paramparça ettim. Bir sen uzaklarda. Sen biliyordun değil mi abi? Neyi biliyordun? Kimler ağlıyor? Hazırlar lan! Gelemem sevdiğim. Felek koyunuyor. Kaçırıp götüreceğim seni buralardan. Ne? Bunlar buradayken biz nasıl tutacağız kocalarımızı elimizde? Nasıl? Kalk kız ya bize. Sen de bir süslen. Ben anlamam, süslen püslen. Ay, biz anlıyoruz sanki. Ben anlıyorum. Bak. Biz buna karşı çıkacak mıyız? Evet. Kasabamızın namusunu koruyacak mıyız? Erkeklerimizi bu karılara kaptıracak mıyız? Evet. Evet, uzaklardanım ama bu bir promosyon programı değil, yanlış anlamayın. Çünkü biz Yekten soruları sorarız. Para verip gittin mi bu filme? Hayır.
bu filme paranın tamamını yatırdığın için para verip gidemedin. Şey söyleyeyim, yapımcılık tabii yani hani yönetmen Türkan Şoray olunca yapımcı olmak daha mı zor, daha mı kolay? Vallahi hem daha zor hem daha kolay. Zorluğu ne? Zorluğu hani onu kırmak istemiyorsun, her istediğini yapmak istiyorsun. Ayağın acım istemiş diyorsun. Evet ama herkeste öyle bir şey var. Ama bu güzel de bir taraftan, herkes çok isteyerek çalıştı. Acayip güzel bir enerji vardı sette. Koca bir aile olmuştuk değil mi? Hala öyleyiz. Evet hala öyleyiz. Ya bilirler güzel. Hala öyleyiz. Paramızı ödeyene kadar da öyle olacağız. Bunlar çalıştırıldı. Sırf oyuncular değil, bütün ekip öyleydik. Hikaye çok güzel geçti. Güzel hareketti yani. Bu çok. Projenin aslında tam böyle mimari çizim safhasında bir şekilde aynı oldu da denk gelmiş evet, sana. Evet. Çok ilginç ve daha ilginç olanı Mehtap. Evet. Mehtap'ı sormuştunuz. Mehtap'ı sormuştum. Müjdeyi senden almıştım. Aa evet çok yani. Mehtap kızım seni düşünüyorlar falan demiştim. Evet. Sana karşı ciddilermiş. Keyifli oldu ya yani oradan buraya, demek ki sen de sözünleri bir yapımcısın inşallah. Evet. Bundan sizin sonra programda yaptım. Görmüştüm Mehtap'ı. Evet ya ya benim programlarımda böyle bir büyük. Evet. O gün çok güzeldi. İkimiz annemle aynı anda odadan çıktık. Birbirimize şey yaptık. Evet odur diye. Pişman evet. Oldunuz mu olmadınız mı? Asla. Müthiş bir şey ya. Ya vallahi çok başka bir insan. Mustafa abi nereden geldi aklınıza? Ay o da bizim için çok büyük bir şans. Çok büyük bir şans. İzlediniz mi siz filmi? Ben izleyemedim. Ben hafta sonunda hastanedeydim üzerinize. Ya afiyet. Evet geçmiş ha, olsun. Yine mesela. Benim sapıtık durumlarım. Böyle hafta sonları bir yerlere gitmediğim zaman hastanede yatıyorum. Sağ olsun dostlarımız işte arıyorlar. Ben sadece katıldığınız işte Beyaz'ı izleyebildim. Ondan sonra içim içimi yedi yani. Ya yani orada olmalıydım diye, nerede olmalıydım diye. İçim içimi yedi, onu da bilmiyorum. Halüsinasyonlar birbirine karıştı. Ama en iyisi şu yani, davet ettiğiniz insanların filmine gitmemek. Çünkü hep bir merakla soruyorsunuz. O yüzden Mustafa abiye soracağım. Elbette ki var olduğunuz bütün tiyatro oyunları, keza diziler daha azdır. Ama sinema tabii benim önemlidir oradaki varlığınız. Siz Mustafa'yı izlemeye niye giderdiniz abi bu filme? Şimdi ben ilk önce ondan önce bir şey söylemek lütfen istiyorum Yağmur'la ilgili. Çünkü Yağmur, ben evlerine davet edildiğim zaman Türkan Hanım'ı gördüm ve yanında da genç bir kız gördüm. Ben ilk defa görüyorum Yağmur'u. Ve Yağmur yapımcıymış. Gerçekten filmin yapımcısı. Gencecik bir kız. Ve Türkan Hanım'ı görünce zaten böyle kaldım ben. Ve benim ilk filme girmemin anlamı zaten o anda başladı. Bir anda. Zaten son dönemde girme aşamasındayken karşılaşma fırsatını bulmuştum ben Türkan Hanım'la. Ve yanında Yağmur'u da görünce yapımcısı falan dediler. Türkan Hanım'ı görünce zaten filme girdim ben. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü yapımcı olarak Yağmur'u gördükten sonra, bir de çalıştıktan sonra, gördükten sonra, bir de oyuncu olarak karşımızdaydı orada. Yapımcılığı ve oyunculuğunu bu kadar ayırt eden bu genç yaşta bir genç kızımızın, ay çok teşekkür, bu kadar bu olayı ne kadar seviyesinde yürüttüğüne inanılır bir gibi değil yani. Aynı mutlu teşekkür gerçekten ederim. Yani bunu hiç hissettirmeden yapımcı, çünkü biliyoruz biz bir sürü yapımcı gördük hayatımızda. O eder kendini gösterir yani. Bu kadar mütevazı bir şekilde kendini gösteren ve oyunculuğunu da bu kadar ciddiye alan ve ikisini de bir arada nasıl olduğuna da inanmak çok zor bir şey. Bunu bu kadar güzel bir şekilde yürüten bir insan olarak kendisini gerçekten yüz yüze çok konuşma mutlu fırsatı buldu. Çünkü çok zaman geçti. Bunu söyleme en fırsatını bulmadı. En azından suratını söylediniz. En azından burada söylemek istiyorum. Hayır, bu bir. Türkan Hanım'ı da gördükten sonra zaten bunun içinde olmanın hiçbir gayri bir şey yok. Çünkü hikaye belli. Onur Ünlü diye son yılların yetiştirdiği çok yetenekli bir arkadaşımız var. Bunu okuduktan sonra gittim ben zaten Türkan Hanım'la görüşmeye. Türkan Hanım'ın zaten aurasının nasıl olduğunu ben gidince gördüm. Nasıl bir çekim aldım? Sonra anlatırım ben size. Onu ben bir dinleyeyim senden sonra abi. Evet. Müthiş. Öyle bir şey, manyetik alan müthiş, değil mi? Müthiş bir manyetik alanı olan bir başka bir aura yani. Hiç ekstra bir şey söylemesine gerek yok. Bakması yetiyor galiba. Yeterli. Çünkü çok inandırıcı, çok samimi. Bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir laf yok. Anladım. Tabii yani genler iki tarafta oyuncu olunca ve iyi oyuncular olunca genlerden bir oyunculuk beklentiniz oluyor. Ama iki tarafta paradan anlamayınca yapımcılık nasıl oluyor onu anlamıyorum yani. Evet. Allah kolaylık versin. Mehtap'a gelelim. Mehtap yine bir şu kadınsın galiba değil mi? Yok. Değil misin? Değil.
Nesin burada tam olarak? Ne şu kadını değilsin lan? Ya bu şuhluğun tanımını yeniden yapacak bize. Mesela şuh nedir, kime denir? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse, kendi anlarsın. Ay Mustafa, ne değilsin falan diye bana atar yapı. burada galiba öyleyim. Tabii. Yani öyle. Çok müthiş. Sabah uğurlu diyorsa öylesin. Müthiş. Ben şey diyorum. Ay evet, çok tamam. Teşekkür ederim. Müthiş. Coşkun'un ilk göz ağrısı diyorum tabii. Neriman için bence değil mi? Tabii tabii. Hani tabii. Geçmişleri vardır şey, mutlaka muhakkak. Var. Biraz evet şuhluk da var. Olması da gerekiyor sonuç itibariyle. Galiba bu işi en iyi canlandıran da sensin yani. Şuh kadın deyince insanın ya. Gerçekten hani dizide ya da beyaz perdede aklına gelen ilk isimlerden bir tanesin. Teşekkür ederim. Ne yalan söyleyeceğim ya kardeşimsin Allah Allah yıllardır. Yani şimdi söylemezsem ne zaman söyleyeceğim? İçime mi? Yalnız burada inanılmaz yani ben ona söyledim çok başka bir şey çıktı. Normalin ötesinde değil çok, mi? Çok gerçekten ay öyle. Ya. Ama çıktı bütün işlerde böyle. Yani tabii ki. Bir de normal hayatta da böyle çok da iyi bir dost. Mesut burada gerçekten başka bir şey oldu. Neden başka bir şey oldu? İşte Mustafa da bahsetti hani bahsediyoruz ama... Türkan Hanım'ı ben biliyorsun ilk müjdeyi senden aldım ve elim ayağım İstanbul'a gitti. Benim sadece şey, gerçekten öyle bunu söylüyorum da. Yağmur'la da çok konuştuk. Türkan Hanım'ı görünce ben hiçbir şey konuşamadım. Hep böyle oldu. Yani normalde hani konuşan, eden, kendini ifade eden bir insanımdır. Evet, hayır, böyle bu kadar konuşabildim. Evet gerçekten. Yağmur'la öncesinde konuşmuştuk. Ya burada hani Türkan Hoca'nın büyülüyor insanı. Çok farklı yani bakışıyla, duruşuyla bambaşka bir şeyi var. Tarif edemediğimiz ve tam anlatamadığımız bir bayağı aurası. Bir anafor aslında. Yani böyle alıyor yani içimize. Anladım. Bağımlısı oluyorsun sultanın. Tabii şimdi başımızda o olunca, yanında Yağmur olunca, Yağmur da o kadar... Başarılı ve müthiş bir set yaşadık biz gerçekten. Bir olduk. Öyle bir ahenk içerisinde yaşadık ki işte setimiz bitiyordu. Bir arada yemekler, şarkılar, türküler. Onun dışında sette de böyleydi. Çok eğlenceli geçti. Nedir arkadaş ya siz? O yüzden de hani ya iki ay müthiş bir dünyaya girdik. Bir masalın içine girdik. Keşke bitmeseydi. Umarım devam eder. İnşallah. O yüzden hani... Hepimiz için başka bir şey çıktı. Yani bravo. Rollerimizle bravo. İlgili. Farklı bir ben çıktı. Farklı Mustafa'nın da içinden, Serkan'ın da, Sevda'nın da, Yağmur'un da hepimizin içinden bir canavar başka çıktı. Bir şey çıktı. Canavar çıktı. Yani kadın aslında hani Alaaddin'in sihirli lambasındaki cin gibi hani dileyim benden ne dilerseniz o lambayı okşuyorsunuz ve o diliyor. Serkan senin içinden ne çıktı abicim? Yani şu içinden ne çıkabilir? Canavar çıktı. Mesele ikinizin sevdası üzerine kurulu mu? Tamamen. Yarısı da ona ait. Ya değil mi yani? Hani, bir kısmı öyle diyebiliriz. Altta seni kaçıracağım falan filan yani hikayeleri. Türkan Hanım seni nereden bulmuş? Vallahi bilmiyorum beni nereden buldun. Nereden buldunuz? Beni? Ben buldum. Hangi talk show'dan? Ben buldum. Ablandan buldum. Ablandan? Evet. Şey bak. Onu mu önerdi? Evet. Bir de güzel evet. Hala kızarabilen bir oyuncu. Ablamla bak, telefondaydım. Şey. Ablam söyledi. Hatta ablam hep der ki çok eskiden sana demiş ki bir gün bir film yaparsam... Seni oynatmak çok isterdim demiş. Yıllar evvel evet, hatırlar doğru, mısın doğru, bilmiyorum. Doğru, dedi ki sana nasip oldu. Bayağı bildiğin ablam böyle Türker İnanoğlu kıvamında. Bir gün bir şey yapacağım ve seni oynatacağım. Serkan hazırlanma. Güzelmiş ya o. Hayır, ben de işte telefonda söyledi. Biz o gün buluştuk. O gün de karar verdik. Hayırlı olsun. Evet, ben de son böyle çok... Sen Türkan Hanım'ı gördün mü Serkan? Kala, Türkan Hanım'ı gördün mü? Ya tam Mehtap'ın anlattığı gibi ben bütün bu süreç boyunca Türkan Hanım'ın benim mesela zekamla ilgili bir problemim olduğunu düşündüğünü hissettim. Çünkü kendisiyle ne zaman konuşursak bir şey yapsak böyle tamam bir durum oluyor. Türkan Hanım'da şöyle ulan ne büyük oyuncu baksana. Yani şey motor deyince çocuk değişiyor. Su gibi Türkçe konuşuyor falan diye. Öyle hissettirdin yani. Beğendi yani. Esas olan sen misin şimdi yani? Tabii tabii. Evet, bu tabii, mudur evet. Ya? Esas eyvallah tamam. Esas kıza gidelim o zaman. Ay seni nereden buldun? Ya, ya. Ya. Ben biri nereden buldum? Beni bak, diziden buldum. Evet, evet. Diziden mi buldunuz? Diziden buldum. Ablam bulmadı yani. Yok hayır. Ha, güzel diziden. Böyle kendisi. Kendimiz. Hangisi? Karagül'den mi?
Karagül'de evet, tek ağlattı canım. Evet. Yani oradan alıp pavyonuna soktunuz kızı. İşte önemli olan o. Değil mi? Ha bu yapar dediniz ha. Peki bu ilk deneyim aslında değil mi? Yani sinema düşünsene filmi. Bak Yeşilçam, Yeşilçam değil artık tabii ama olsun biz gelenek dolayısıyla Yeşilçam diyelim. İlk denemen ve Yeşilçam'ın en önemli, en asil isimlerinden bir tanesinin kamera arkasında olduğu ve hadi işte şey oyun dediği bir şeyle başlıyorsun. Önce o hissi bir alalım, bir minik alalım. Ben böyle bir şey hep her zaman söylüyorum. Ben hayal bile etmiyordum zaten. Yani arkadaş alabiliriz hayal etmiyor. Hayal etmeyenden oyuncu yani olmaz. Yani ne demek Türkan Şoray'la çalışmak falan gibi bakıyordum ben. Ve yani duyduğumda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Sete girdiğim günden son hala Türkan Hoca'yla karşılaştığımda şu güne kadar hala karşısında tir tir titriyorum. Hepimizde bir vertigo etkisi yaratıyor. Ama yani şey gerçekten. Ya, karşılıklı titreşmek nasıl? Çünkü Türkan ablayı şöyle bilirim ben. Şeyde Erzurum'da bir film festivali olur. Birlikte gitmiştik. Mesut dedi ben çok heyecanlıyım. Ben el ele yani onunla sunucusuydum şeyin festivalin. El ele tuttuğumda ya arkadaş kadın nasıl o heyecan? O heyecan öyle bir şey işte. Yani o bitmiyorsa sen varsın. Tir tir titriyor o işte konuşmalar o ifade. Fakat yani o titremenin karşısında öyle bir aura yaratıyor ki 2000 kişilik salon böyle önde eğildi. Ya yani bu başka bir şey. Evet. Demek ki insan büyüyünce Türkan Şoray olmak ister misin yani? Ne mümkün. Bilmem mümkün müdür? Aa, Türkan Hanım'ın giysilerini giydi biliyor musunuz? Evet diyorsunuz? Hepimiz giydi. Aa, evet Yağmur da giydi. Belli ki bu akşam dedikoduları Mustafa abiden evet. Yani. Ben her şeyi biliyorum. Çoğu sahnede ben biliyorum. Kızlara yani bizlere annemin eski filmlerinden kıyafetler giydik. Annemin filmlerini para mı yok görecek. Ki ha bu arada ha, çok güzel kostümler de şey yaptık ayrıca. Kostümcümüz Baran çok güzel şeyler buldu ama bu da daha özel oluyor. Ben giydim bir sahnede, Sevda giydi, hepimiz giydik. O müthiş aslında şey, Türk sinemasına da göndermedi. Ben de çantanın ülkesini, takılarını. Yaptın evet. Ya evet. Ama ilk telefon konuşmamızda şey. Mesut, girdim ya bu filme, bak ben neler yapacağım o Türkan'a diye. Sonradan Türkan şarkısını yapmıştır. Ya insan tabii tuhaf hissediyor. O iyi bir şey. Bu senin ilk yapımcılık denemen. Evet. Aslında insanlar yapımcı ne olduğunu çok bilmezler. Yani çünkü sinemada farklıdır, o televizyonda farklıdır, vesaire de farklıdır. Nedir yapımcı? Aslında bir fikri baştan alıp onu bir şeye dönüştürmek, sunmak. Bir gerçeğe. Evet. Mesela bu işte, bu bir fikirdi, bir haber küpüründen çıkan bir fikirdi. 90'ların sonunda yaşanmış bir olaydan. Neymiş, ne olmuş? Aynen bizim filmde olan oluyor. Sonunu söylemezsen özet geç. Evet, bir pavyon şehirden küçük bir kasabaya taşınıyor. Bunun üzerine yaşanan olaylar, o iki şeyin çatışması. Hatta yeni aynı olay yine oldu. Yine mi oldu? Evet, bundan birkaç ay evvel hatta bir ana haberde verildi. Çok yakınlarda tekrardan böyle bir olay oldu. Yaşasın. O iki dünyanın devamı gelecek filmin, rahat olun yani. o iki dünyanın çatışmasının komedisi çok değil ama trajikomik ama yani bir şekilde yani bizde hep zıtların çatışmasından bir komedi doğar ya ister istemez. Evet. Yani politika da öyledir, ekonomi de öyledir vesaire de spor da öyledir ama mutlaka o zıtlar çatışınca komik bir şey çıkar ortaya. Evet. Dilerim bu da öyle bir şeydi. Evet. Yani böyle bir fikir. Bunu alıp, bu annemin bir sürü kafasında yapmak istediği şeyden bir tanesiydi. Ben buna takıldım. Onur Ünlü'ye gidip rica ettiğimde sağ olsun bizi kırmadı. Senaryosunu yazmayı kabul etti. Annem de yönetmeyi kabul etti. Ondan sonra böyle. Peki neden oyunculuk değil? Aslında daha kolay değil miydi oyunculuk? Yani direkt oyunculuk. Oyunculuğu attık. İnanın hiç düşünmemiştim bu zamana kadar. Bu filmde de annem dedi ki şu karakteri oynar mısın? Önce çok tereddüt ettim. Sonra güzel bir ana olacağını düşündüm. Güzel. Evet. Sadece ana olarak kalmayacak artık. İktisadi bir bütünlük haline geçmesi lazım. Bilmiyorum. Peki anladığım kadarıyla bazı yapımcıların çalıştıkları bazı yönetmenler vardır. İşte ayrılamazlar ya onlar. İşte nedir? Steven Spielberg'le kimdi o? George Lucas mesela. Yani sen bu durumda Lucas'ın valide de Spielberg oldu. Hayırlı uğurlu olsun bakalım yani Türk sinemasına neler getirecek. Mustafa abi
izninizle Mustafa abiyle böyle bir ekstrem tünel içerisinde Bismillahirrahmanirrahim. Sohbet etmek isterim. Reis tabii öyle bir kişilikti ki Ağır Roman'da. Ağır Roman'da öyle size o dönemde de söylemiştim. Evet. Sonuçta o mahallenin hemen 200 metre yukarısında büyümüş, ilk gençliğini geçirmiş, çok affedersiniz kopillik yapmış bir adam olarak sizin orada canlandırdığınız karakterin birçok insanın içinde ciddi çentikler açtığını yemin edebilirim. Ve bugün hala o karakterle anılmak, yani bu insanda nasıl derin bir yara bırakabiliyorsa, hepimiz demek ki içinde öyle bir yara vardı, acayip bir şey. Böyle zaman zaman Ağır Roman'a gider gelir misiniz ağır ağır? Ben gelmiyorum da beni hatırlatıyorlar. Çünkü bir de hatırlatmaları benim için güzel bir şey olmuyor aslında. Mesela 20 yıl önce yaptığınızla hala gündemde olmanız, yeni yaptığınız bir şeyle gündemde olmamanız çok çelişkili. Bir oyuncu için bir handikap tabii aslında. İzninizle Ağır Roman'dan 25 dakikalık bir bölüm verecektik, onu atabiliriz. Buyurun. Aslında çok handikap. Yani yeni yapılan bir şeyle gündemde olup konuşması, bir oyuncu üzerine konuşulması çok daha değerli bir şeyken 20 yıl önce yaptığınız bir şeyle gündemde olup hala onun üzerinde demek ki diyorum kendi adıma. Onun üzerine bir şey yapamamışsın, bir şey çıkamamışsın, hala orada. Ama genelde de böyle bir şeydir. Yani yapılan bir şeyler bir tanesi çok ağır basar. Onunla anılırsınız falan filan. Yani ben de onlara sığınıyorum gerçekten. Peki bir şey soracağım. Yani sonuç itibariyle elbette tabii yani Ağır Roman bir başyapıt olarak kabul edilebilir. Yani bir kırılma noktasıdır şeyde. Ama onlar çok önemli. Yani. Mesela İstanbul Kanatlarımın Altında Eşkıya ve Ağır Roman'la birlikte düşünebiliyor musun Mesut? O zamanki sinema seyircisi 5000'di. Şu anda bakın. 5000'lu. Wow. Eh be abi, doğru. Ama bu filmler sıçrama tahtası yaptı. İstanbul Kanatlarımın Altıyla başlayan bir periyot. Evet. Arkasından Eşkıya, arkasından Ağır Roman. Türk sinemasındaki seyircileri gerçekten 5000'di. Yemin ediyorum 5000'di. Bakın edin arşivlere bakın. 5000'den milyonlar üzerine çıkan bir seyirci kitlesini katlayabilen bir seyirci kitlesi yarattı bu filmler. Aslında bu filmlerin bir esprisi vardı bana göre. Bu bizim hikayemizdi. Bizim hikayemize döndüğümüz anda başka bir şey oluştu. Belki de dönem ona aitti. Belki de insanlar hazırdı. Belki de başka şeyler vardı. Ama sonuç itibariyle bize ait hikayelerin anlatılmaya başlandığı ve ilk sesli filmlerin çekildiği dönemdir bu film. Aslında bir başlangıç, milat noktasında buluyorsunuz. Evet. Ondan öncekileri, tabii ki ondan öncekiler çok saygın ayuka dönemler yaşıyoruz. Ayuka çıkan dönemleri de var. Ama ben çok sıfırdan indiği bir dönemin bu döneme denk gelen bir filmlerde oynadığım için çok şanslı doğru hissediyorum. Çünkü kendimi. 80'lerden sonra ciddi bir sosyal mesaj kaygısına girdi Türk sineması. Belki de bu... Çünkü yasaklar, ihtilaller, bilmem neler. Zaten sansür bütün almış Türkiye'de başını. Almış başını yürüdüğü bir dönemde. Zaten insanların çekildiği bir dönem. Ve hiçbir sanatsal olaylara istişare edemediği bir dönemde. Ve bunlar belli bir dönemde belli bir seyirciyi katlayan ve onlarla buluşturan filmler olması açısından ve benim de onların içerisinde olmam açısından çok önemli. Tabii. İstanbul Kanatlarımın Altında tabii ilk dönem işi olarak kabul edilmeli bugün eğer dönemsel diziler izliyorsak geçmişe yönelik. Belki ilk sesini yüksek çıkartan ve hani alttan alta mesajını da doğru veren bir işti. Evet, Ağır Roman'sa evet. Bir mahalle işiydi aslında. Evet. Hepimizin birbirinden böyle kaçtı aslında hiç yaşanmamış gibi yaptı. Ama gerçekçiydi. Tabii ki ağzına kadar yaşadığımız bir mahalle işi. Yani bu söylediğiniz şeyler evet bir sokak, bir tarih, bir vesaire. Türk sineması böyle bravo, çoğaldı bravo. Ve şimdi renklendi. İyi ki o renklerin içinde varsınız zaten. Çok çok. Olmanız da çok. Mutlu ediyor beni. Ayrıca da hiç yaşlanmıyorsun. Baksanıza 130 tane film çekiliyor şu anda. Yapıyorlar değil mi? Evet, 130 tane film çekiliyor. O zaman yani 30 tane, 40 tane film çekilmenin esamesi okunmaz. Doğru diyorsunuz. Mümkün değil. Bir de yani kimse galiba elini de taşın altına koymuyordu yani bu kadar cesur. Evet, çünkü biraz yürek isteyen bir dönemdi o zaman. İşte benim. Evet. Ne mutlu ki bize o dönemleri yaşadık ve yani bu noktaya geldik evet, ve bırak. Artık bunları geçmiş bir dönem gibi konuşuyoruz ama unutmadan hakkını vererek. Evet. Sen ne zaman girdin ilk sinema işine? Hatırlamıyorum deyip birdenbire. Sen dünde atılan altın kelebekteki arkadaşlar gibi diyorsun. Ne zaman, kaç tane aldın onu hatırlamıyorum. İlk aldığınız onu da hatırlamıyorum. Şarkınız çıkmadı.
Ben biraz daha hani sinemaya geç başladım aslında. Niçin seni öyle geç keşfettiler ki? Kız benden ben geç başlamadın. Senden herhalde geç başladım. Ben 42 yaşında başladım ki. Ben çok gençtim. Yani yaşla biliyorsun alakalı evet, değil mi? Ama gene de güzel. İpek evet rakam vermez zaten yaş konusunda pek. Şey biz 20'sindeyiz yeni zaten. Yeni tanıştık Mustafa ile yeni arkadaşız. Rakam vermez. Mustafa ile çok eski arkadaşım. Evet evet eski arkadaşım benim. Çünkü şöyle oldu işte öğretmenlik, dizi hani hepsi o kadar arka arkaya ve yoğun bir şekilde devam etmişti ki. Sinemadan da öyle hani teklif falan da gelmemişti o dönemler. Belki yoğun olduğum için gelmemiştir. Bu son aslına baktığımızda ilk ben Derviş'le çalıştım Zaimoğlu'yla. Derviş Zaimoğlu. Zaimoğlu diyorum. Oldu da derler. Da, evet, biz Derviş Zaimoğlu diye kısa gezelim onu. Güzel bir Kıbrıslı yönetmen. Evet. Onunla evet, benim de yönetmenim. Onda da böyle bir sahne bir sunucuyu oynamıştım. İstanbul'a da yeni gelmiştim o zaman. Derviş söz vermişti. Bir dahaki filmimde mutlaka oynayacaksın diye. Tuttum kaç yıl geçti Derviş? Ha. Hayır tutmadı. Ha, bildiğin Gani Müjde ile benim aşkıma benziyor. Gani Müjde ile Bizans'ta söz ben vermiş. Kandım mı? Kandırmış diyor. Kandım mı acaba? Hepimizi kanacak kandırdım. Göz var mı? Gani Müjde Kahpe Bizans'ta söz hayır, vermiş. Teşekkür ettik oyun... eyvallah dedik yani. Ben oraya, eyvallah dedik yani. Herhalde şey diye gitmiyorsun sonuçta. Hani bir sahnede olsa sinema filminde oynuyorsun. Aa sonrasında bana teklif gelir mi düşüncesiyle orada bulunmadım elbette. Ama geç oldu. Ondan sonra işte yine diziler, öğretmenlik, tiyatro hepsi devam etti. Ama dizilerde de mesela enteresan bir kadındı. Yani dizilerde hep aile dizilerini tercih ettin. Yani biz seni hiçbir zaman böyle yani, aşırı entrikalı bilmem ne hani evet, dönem... aslında çok da istiyorum. Zaten ne istiyorsan başına geliyor. Şimdi onu mu istiyorsun? Bir de bu gelsin. Yarın Nurhan Devre sarıyor. Yeni bir dizim var. Bul o kadını bana. Bol entrikalı... Böyle olaylar ya olsun. Ya bu yok böyle yüzümüzü güldürmeye devam et sen. Biz seni öyle gerçekten hani ailenin bireyi olarak demin Latife ettik aramızda o kadar eski dostluğumuz var ki. Çok beğenirim oyunculuğunu bambaşka çok bir şey. Çok teşekkür arkadaşlarını çok daha beğenirim. Çünkü arkadaşlar öyle sıradan arkadaşlar benzemez. İyi günde kötü günde arkadaştır. Ve stüdyom değil işte burada hangi çatının altında buluşursak buluşalım hala çok güzel yani. İnsan olarak çok güzel. Bayılıyorum teşekkür sana. Ederim. Ben de sana bayılıyorum ve mutlu oluyorum. Gerçekten seni görünce çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Çekil de bir serkalı gör. Hayır o benim. Hayır o benim diyor. Yaşlandığına tanık olabilecek miyiz? Ne diyorsun? Bilmiyorum ki. Ben 15 yaşından biliyoruz. Beri hep bu formdayım. Bakmayın sakal falan bıraktım da bir yani hep böyleyim galiba. Ya bir ergenliğin dahil her şeyi görmüşüz ya. Gerçekten bugün vallahi öyle bir evet. Baktık öyle şey arşivlerde neler var acaba diye. Ergenliği dahil adamın her anına yüzüne pasta yemesine ne bileyim bir tombul bir şey olmasına, gençlik sürücüsü olmasına. Gösterelim bir iki tanesini. Aynen, buyurun. Gösterelim. Bakın Serkan nereden nereye efendim? Buyurun. Bayanlar baylar Kanal 1 ekranlarında sarı saçlı kızla beyaz ayakkabılı çocuğun programına hoş geldiniz. Bu akşam yine harika konuklarımız var. Kimler bizle beraber olacak deyip sana hemen dönmek istiyorum. Evet bu akşam yeni albümleriyle çok konuştuğumuz Portego bizlerle birlikte olacak. Son albümlerinden de böyle doya doya konuşacağız. Evet. Geliyor bana. Evet neler var neler yok Portego cephesinde öğreneceğiz. Süper o zaman hemen başlayalım bence. Biraz gergin görünüyor gibisin. Gerilmene hiç gerek yok Kıvılcım. Sakin ol. Sakin ol. Ya Kıvılcım hasta mısın sen ya? Bismillahirrahmanirrahim. Evet bunlar ergenlik işte. Ama ne güzel ama ya. Ama insan böyle diyor. İçinde konan ya öyle de, demek ki yani bir televizyon şart değil mi insanın oyunculukta evet. Bilmesi için? Yani o pastayı şeyde mi yedin? Hani dizide mi yedin? Selena'daydı. Bir şey söyleyeceğim. O nasıl bir diziydi ya? Çok böyle doğaüstü. Gani Müjde'nin Gani abi. 3 sene sürdü o da. 3 yıl sürdü. Evet, aslında sürdü. Hepiniz orada büyüdünüz. Kimler vardı orada? Biraz öyle. Kimler vardı? Sinem Kobal vardı. Aynen. Gökhan Keser vardı. Oh. Sinan vardı. Sen Çalışkan değil mi? Evet. Kalabalıktık yine bayağı aslında kalabalık bir kadroydu. Bayağı o da bir şey evet. Gibi hani ne diyelim? Hani konservatuvarda bir hani giriş sınıfı vardır hazırlık. Ondan sonrası gibi birlikte büyüdünüz. Sonra senin biraz daha ne diyelim daha böyle kallavi rollerle tanışman nasıl oldu? Vallahi
sonrasında... Olmadı Mesut abi. Olmadı ben abi ya şey... abi sonradan farkına vardı. Sonrasında bilmiyorum ki şimdi insan hangi oynadığı rolü daha böyle kallavi diye hani nitelendirebilir ama... Bir tanesini söylesin de ötekiler üzülsün, boş ver. Hayat devam ediyor da güzel bir rolüm vardı aslında. Orada sakat bir bedensel... Patron o nasıl bir diziydi? Hayat devam ediyor ama yani devam eden hiçbir hayat yoktu. Herkes ölüyor. Ya evet biraz öyleydi aslında şimdi. sürekli başımıza kötü şeyler geliyordu ama bu reyting yapan şey bu galiba zaten. Maalesef evet. Türkiye'de böyle bir dizilere baktığında ne kadar karamsarsan o kadar aydınlık reyting evet, sanırım öyle oluyor. Mesela Karagül için de öyle değil mi? Evet, sen koptun mu Karagül'den ayrıldın mı? Yok devam 4. sezondayız. Sen devam ediyor musun? Karagül devam ediyor onu biliyorum. Evet evet. Hala ağlıyorlar değil mi? 101 bölümdür ağlıyoruz. Ya şaka bir yana aslında şunu da kabul etmek lazım ki bir dizinin 4 sezon devam edebilmesi... Başka bir matematik gerektiriyor. Evet, evet, evet. İyi bir matematik. Üstelik hani İstanbul dışında çekilen bir dizi bu. Evet. Bir kere İstanbul'u özlüyor musun? Yani hala şeyde mi çekiliyor? Halfeti'de galiba. Halfeti'de çekiliyor. Halfeti, yani Urfa Antep arasına gidip geliyoruz biz ama çok sık İstanbul'a gidiyoruz. Yani Urfa Antep alalım. Ben haftanın iki günü İstanbul'dayım yine. Ha. O yüzden çok... Kimseyi özlemiyorum diyorsun. Özlemiyorum. Arada işte yaz işleri çıkıyor. Görüyorum herkesi zaten. Eyvallah ya. Senin de biz çocukluğundan bu yana... Ne var ne yoksa sosyal medyada topladık. Hayır valideye falan da ulaşmaya çalıştık olmadı o niyeyse. Buyurun efendim bir gösterelim. Gösterelim. Güzel bir kız çocuğunun büyüme anlarına şahitlik edeceğiz. Aa, evet, senin de mi küçüklüğünü gördün? Olma mı? Evet. Ben bu sınavı kazanmak zorundayım. Burası da sessiz sakin bir yer. Hem zaten konu ne zaman dönsem her şey baştan başlıyor benim için. Senden nefret etmiyorum abla. Keşke nefret etseydim. Senden iğreniyorum. Ne yapmamı istiyorsun bana? Ne bekliyorsunuz benden ya? Affet beni. Nasıl affedeyim ben? Niye affedeyim? Sana bin tane soru sorarım burada. Alın yazısı değişmiyormuş gerçekten. Değişmiyor. Böyle yıllar arasında gidip geldik ama yani şey... Hepsi o rol seni olgunlaştırmış. Fark ettin mi? Üçüncü sekansta evet. Olgun bir kadın görüyoruz artık. Yani bir kız çocuğundan kadın olmuş artık falan. Bence de aynı duruyor. Ha? Maşallah aynı duruyor. Burada bence. Burada böyle çok tatlı. Böyle yakından bakınca vallahi çok tatlı. Vallahi aynı duruyor. Ya sana da hatırlatacağım. O 25 dakikalık şeyi 2 dakikalık bir fragman haline getirdiysek bir Mustafa abinin de gençliğine bakalım. Ya bırakın ya beni. Ne ya ne bırakacağım ya. Efendim? Bırak, neresini bırak? Hayır, çocuklar için, var burada bırakın senin beni. Senin için değil Okan Bayülgen'in armut gibi gençliğini göstermek için. Ya. Buyurun. Sevgili koleralılar. Artık bundan sonra mahallemizin de bir eğlence merkezi kuruldu. Burayı eviniz bilin. Bu mutlu ilk günümüzde oyunlarımızdan bedava yararlanabilirsiniz. Dalgana bak. Ben dalgama bakarım da... Sen bizim dalgaya taş atmışsın. Deniz bulanmış. Ne diyor bu ya? Bana bak dünkü çocuk. Bu mahallede benden başka hiç kimse haraç toplayamaz. Mahalleyi koruma işi bana... Böyle bir şey. 25 dakikadan bu kadar indirebildik abi. Yani kısaca... Fazla bile. Kısa kes yapmışız. Gerçekten. Peki senin sinemada... Yani işte asıl demin saydın işlerin dışında... Mesut bana göre benim kırılma noktam da budur dediğin iş hangisi? Ağır roman. Aslında sinemayla tanışmam, işte tiyatrocuydum. Ben bölge tiyatrolarında falan dolaştık, ettik, geldik. Ankara'ya en son geldiğim dönemde Mustafa Altıoklar'la tanıştığım bir dönem oldu. Ağır romanla sinemaya girmiş oldum ve sinemayı tanıdım. Ve bu benim için kırılma noktam yani. Mustafa abi, şey devlet tiyatrosu devam ediyor mu abi? Hayır, 5 yıl oldu. Emekliye ayrıldım, evet. Emekli evet, oldun mu? Evet. Gösteriyor 35, mu? Emekli tipi. 35 yıl oldu. Tipi var mı? 35 yıl oldu. 35 yıl? Evet. Öyle bir anda böyle ağzından çıkıverince insan böyle bir 35 evet. yıl... Ama 5 yıldır tiyatro yapmıyorum. Bu benim için çok büyük bir handikap o haline gelmeye başladı. Yani, evet. Yani, aslında düşünüyorum. Her yıl bir şey yapmak istiyorum. Hmm. Bağlantılarımı kurduğum tiyatrolar var. Yapmaya başladığımız prova aşamalarında olduğumuz yerler var. Sonra bir anda nedense... Ya ben kaçıyorum ya durum müsait olmuyor. Hı hı. Ama benim kaçtığım gerçek yani. Niye kaçıyorsun? Bilmiyorum. Belki de
göze alınamayan bir şey var. Belki de her yıl oynadığım ve ara verdiğim zamanki esneklikten kaynaklanan bir korku oluşmaya başlıyor. Belki de bilinçaltı öyle bir şey var. Ama biraz da ortam da onu tetikliyor olabilir. Bilmiyorum. Ya bir yandan tabii ödenekli tiyatro, bir yandan da özel tiyatro. Evet, özel orada biraz daha kendi içimizde belki de onun güvenilir bir ortam içerisinde yaptığımız bir tiyatroyla dışarıda yapmanın zorluğunu hisseden bir bakış açısı yerleştirmiş olabilirim beynimde. Lütfen o bakış açısını bir an önce çıkart o beyninden. Evet, çünkü sen sonuçta rüştünü fazlasıyla ispat etmişsin. Aman efendim çok abartıyorsunuz. Ya ne olacak? Şey. 6 kişi gelse yani zaten yok, şey masrafı kurtarır. Rahat ol. Aman öyle bir şey yok. Seni tiyatroda izlemek. Aman öyle bir şey yok. Tabii. Başka bir şey. Genç arkadaşlarımız izlememiş olabilirler. Yani onlar da izliyor. Bir de ayrıca bunu borçlusunuz. Son 5 yılda Türk dizi sektörü fırladı gitti bilmem ne. Evet evet. Çok yapacağız. Ciddi istihdam geldi. Yapacağız. Bu çocuklar sizi izlemeliler sana. Seni de izlemeliler. Sağ olun. Sen de çıkmalısın tiyatro sahnesine. Belki de birlikte çıkarız. Belki de yani. Evet. Belki de bir tiyatronun yapımcılığını yapmalısın. Gençlerle. Belki de ben seni gaza getiririm. Şimdi Türkiye abla da duydu. Tiyatro mu kursak ya bu ya ne yapsak? Demeli yani. Belki de ilk oyununu koymalı. Tiyatroda Valide hiç tiyatro yaptı mı? Yapmadı. Yapmadı değil mi? Yapmadı. Belki de Türkiye'nin de oynatırız. Belki de değil mi ya? Bu işin işte gazını bu akşam burada böyle fitinle ateşleyelim. Sen de devam edersin. Tabii yani burada laf çok ha. Böyle değerli konukları getirmek kolay olmuyor. Önce bir konuk avcısıyla başlayalım. Sonra getiremediklerimizle bir telefon bağlantısı olacak. Buyurun. Ya alo Mustafa abi ne haber abi? Ben Batuhan Yer. Aynen Mesut Yer'in oğlu Batuhan Yer. İyiyim abi sağ ol. Ya bu pazartesi günü seni ağırlamak istiyoruz abi. Mehtap Bayri'yi de çağıralım. Ha, o gelirse tamam. Tamamdır abi. Tamam ben yazıyorum arıyorum Mehtap Hanım'ı da. Tamam teşekkürler. Mehtap Hanım arayacakmışız. Ha, alo Mehtap Hanım merhabalar. Ben Batu. Evet Mesut Yer'in oğlu Batu. Nasılsınız Mehtap Hanım? Ya bu pazartesi günü Mustafa Bey'i ağırlayacağız da. Sizi de ağırlamak istiyoruz. Ha Serkan Bey gelirse olur. Tamam. Ben o zaman sizi yazıyorum. Tamam teşekkürler sağ olun. Serkan Bey de arayacakmış. O gelirse o gelecek. Alo Serkan Bey merhabalar ben Batu. Evet Mesut Yer'in oğlu Batu. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Ya bu pazartesi günü sizi ağırlamak istiyoruz da. Müsaitseniz de. Sevda Hanım'ı. Tamam ben onu da arayayım. Tamam. Sevda Hanım'ı aramamız gerekiyormuş. Alo Sevda Hanım merhabalar. Ben Batu. Evet Mesut Yer'in oğlu Batu. Nasılsınız? Teşekkür. Sizi Yağmur Hanım. Tamam arıyorum. Yağmur Hanım'ı da aramamız gerekiyormuş. Alo Yağmur Hanım merhabalar ben Batu. Evet Mesut Yer'in oğlu Batu. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi pazartesi günü ağırlamak istiyoruz. Tamam. Uygunsunuz. Teşekkür. Ya bu arada acaba annenizin numarası var mı? Ya ben Türkan Hanım'ı aradım da meşgul çalıyor. Başka bir numarası varsa onu... Tamam mesajınızı bekliyorum. Teşekkürler. Oh. Biz 5 kişi o Türkan Hanım nereye oturacak ki? Neyse bir sonraki programı alırız. Telefon attığımızda Rahman Altın var. Bakalım ne yapıyormuş Rahman Altın. İyi akşamlar Rahman. Merhabalar, iyi akşamlar. Seni bu stüdyoda görmek isterdik. Evet, vallahi işte işten güçten ancak uzaktan telefondan. Uzaktan uzak. Arkadaşlar, yani oranın müdahalesi olarak şu anda telefonda ne kadar heyecanlıyım anlatamam. Çok enteresan, hala böyle bir sesin. Ya hepinize, Yağmurcuğumu, Mustafa Bey'i, Mehtapçığımı, Serkan'ı, Sevda'yı selamlıyorum. Bir şey söyleyeceğim, bak bir Rahman. Çok keyifle izliyorum, buyur. Önemli bir ayrıntı yapıyoruz. Şimdi seninle konuşurken... Türk televizyonlarında ilk kez bir şey deniyoruz. Alttan yaptığım müzikleri veriyoruz. Ya, evet. Farkında mısın? Evet. Vay ne güzelmiş. Sen ne diyorsun? Ben duyamıyorum ama telefonda olsun. Öyle yani bu işi yapabilmek için bayağı 200 lira para harcadım. Ben de bu programı yapmak istedim. Arkadaşlar ben birkaç şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu filmle ilgili bir kere Yağmurcuğumu tekrar tebrik etmek istiyorum. Ne kadar güzel çalıştık, ne kadar uyumlu çalıştık ve ben her geçen gün onu daha çok sevdim. Şimdi böyle onu... Kardeşim gibi seviyorum. Ay. Hem de çok güzel bir şey başardı. Ondan sonra mesela müziklerle ilgili ben Amerika'dan ilk ona bir beste yaptım filmle ilgili. Onu çok beğendi ve o bana büyük enerji verdi. Filmin devamı böyle çok kolay geldi. Ondan sonra Mustafa Bey'in yani ben filmi her gün izledikçe müzikte çalışırken o geniş oyunculuğu, paleti yani farklı komedi stilleri bazen sert işte sonra oyunbaz o. Pavyon patronu hali yani müthişti. Bir kere bana çok ilham verdi. Tabii ki Serkan ve Sevda'nın yani Nazlı ve Vedat'ın aşkı. Ben o aşkı yaşadım.
Zaten Yağmur da biliyor. Biz mesela çok komik bir an var. Komik değil de garip bir an. Mesela Türkan Hanım, Yağmur ve ben bir sahneyi kendi kendimize seyredip ağlıyorduk. Yani böyle şeyler. Evet, tabii canım. Bütün bu olayın büyüsü Türkan Şoray'la benim çalışıyor olmam. Mesela eve her gün Türkan Şoray geliyor. Düşünebiliyor musun? Müthiş. Yani ve böyle büyük bir aşkla yaparken bu arada Mehtap Cihan'ın o bütün oyunun yani bütün filmin altında Mehtap'ın rolü vardı böyle bir ana gibi. Yani bu beni çok etkileyen bir film oldu. Sonucundan da ben çok memnun oldum. Çalışmaktan çok zevk aldım. Ve hani kariyerimde de böyle imza gibi olan çok güzel besteleri verdiğim bir şey, bir eser çıktı ortaya. Müthiş bir adamsın. Hepinizi yani... çok seviyorum. Çok çok mutluyum. Eyvallah. Ama bu kadar benden. Şunun altını çizmek isterim tabii ki yani eve her gün Türkan Şoray geliyor. Şu bizim jenerik müziğimizi yaparken düşünsene eve her gün geliyordum ben. Yine geldi tipini öptüğümü diyordun. Kapıdan. Ya şimdi bak. Şu anda çok meşgul görüşemeyecek. Eski Yeşilçam'da bir sahne vardı ya böyle mesela. Aşık genç duvara kocaman Türkan Şoray resmi atar ve onun karşısında böyle uzun uzun bakar. Ben her gün öyleydim zaten. Ne Türkan diyorsun? Şoray gelecek bugün. Kıskandım. Kendi kendine diyoruz. Bugün bize Türkan Şoray geliyor. Ama bir yandan da yönetmeni. Bu arada onu da çok selamlıyorum. O kadar güzel yönetmenlik yaptı ki. Yani filme ben çok hayranım şu anda. Eyvallah. Türkan'ın böyle her şeyi yani ne istediğini çok iyi bilen, daha önemli ne istemediğini çok iyi bilen. Ya yani o kadar uyumlu çalıştık ki anlatamam. Böyle bir zevkli bir dönem geçirdik. Eyvallah. Farkındaysan ekranda çok romantik şey yazıyor. Telefondaki konuğumuz. Az sonra bütün arkadaşlarımla yollarımı ayıracağım. Telefondaki konuğumuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Herkese çok selamlar. Seni çok seviyorum. Eyvallah. O gülen yüzünü. Seviyoruz Rahman. Son bir soru. Rahman son bir soru. Sen böyle pis bir alışkanlık yaptın. Bütün yaptığın soundtracklerle Oscar'a yürümekte. Ne yapar bu? Olur mu acaba bu sefer? Vallahi olur çünkü yani şimdi Yağmur da belki şimdi anlatır biraz o bazı sahnelerdeki müziklerimizi. Hem biz bütün bu etnik yani daha doğrusu bu zamansız mekansız ama bir yerel o lokal müziği çok iyi verdik. Hem de bunu sinema dili, sinema film müziği diliyle çok iyi becerdiğimizi düşünüyorum. Filmin yolu da çok açık. Nereye gitse dikkat çekeceğini düşünüyorum her şeyiyle. Eyvallah. Konusuyla, kadına bakış açısıyla, dengesiyle, müziğiyle. Dolayısıyla böyle. Heyecanlıyım. Eyvallah. Sakalından öpüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize çok selamlar. Eyvallah. Görüşürüz. Sinem'e selamlar. Tabii alttan müziği verince insan hani pavyon mavyon filan da deyince böyle rahmetli Namık'ın şey arabada 5 evde 15'ini bekliyor ki alttan böyle dramatik yüksek şeyli. Nedir bu müziklerin şeyi? Bu adamı sürekli ağlatmak da bir dert yani. Yani filmin müzik yarısı, yarısından da fazlası. Rahman girince öyle oluyor tabii. Yani hacim olarak da yarısından ya. Fazlası. Evet, evet. Çok önemli. O kadar güzel müzikler yaptı ki valla. İlginç yani. Yani. Pavyona gittin mi hiç hayatında? Gitmedim. Gitmedin mi? Hı-hı. Bir yani bir şey... Aslında gidecektik. Hep birlikte hatta gidecektik. Fakat zaman kalmadı. Her şey böyle çok apar topar oldu. Evet. Gidemedik. Ama... Pavyon algısına da tabii bir son vermek lazım. Biz pavyon deyince böyle hani çok eskiden beridir kaynaktan işte bir konsomasyon vesaire falan filan hikayesi vardır ya. Daha yereldi hikayelerdir ama pavyonlar öyle yerler değil aslında. Yani farklı kültürlerin bir araya gelebildiği, ortak konuşabilecek şeyler. Kültür evi ya. Aslında değil mi? Yine bir kültür evi. Filmde de öyle diyorum. Aslında filmin orijinali genel ev biliyorsunuz. Bilmiyordum, öğrendim ama çok güzel oldu. Aslında genel ev. Gerçek hikaye, eski gerçek olan. Gerçek hikayesinde genel ev. Ha, yeni yani olan da. Haber küpüründe olan genel ev. Evet, evet. Yeni olan da pavyon. Pavyon. Onu pavyona çevirmiş halimiz var. Siz Ankara'da çok yaşadığınız için Ankara'nın hani böyle o Ankara'nın pavyon. Abi Ankara'da mutlaka abi pavyona gitmelisin. Oradaki eğlenceyi farklı bir eğlence anladığım kadarıyla. Bilemiyorum ama ben pavyona gittim tabii. Evet, gitmiştir olur muyum? Ben Mustafa abi. Allah gittim. Sana bir pavyon anını. Aa çok güzeldir pavyon. Güzel böyle hani yani, kafanızın misin, rahat olması lazım ama pavyona gitmeniz için tabii başka bir modda olması gerekiyor. Yani biz Adana Devlet Tiyatrosu'nda anlatabilir miyim? Bir şey anlatayım. Aklıma geldi. Pavyona gittik. İlk defa pavyona gidiyorum ben o zaman. 20 kişi toplandık, pavyona gittik. Ve bayanlar falan var. Hepsini masamıza davet ettik tabii.
Böyle cümbür cemaat içiyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz. Bir de biz tiyatrocular çok böyle tuhaf insanlarız. Oradaki bayanlarla böyle çok derinliğine muhabbetler edip empati yapmaya çalışıyoruz. Lan eylem yani sana ne? Neyse oradan sonra eğlendik ettik, saat 3'te oldu, 5 oldu. Hesaplar geldi, tabii cebimizde para yok. Ne oldu? Anladım. Ne kadarlık komi yaşantınız ne kadar sürdü? İnanın şu, özet geçeceğim. Bütün herkesin aylık maaşları kesildi. Harika. Senetler imzalandı. Müdürümüz oraya çağrıldı. Tabii. Biz çağırdık ettik. Abi ama niye Hamlet konuşuyorsun? Kurban olayım ya. Daha ufak bir şey konuşuyor. Çağırdık ettik. Aylık maaşlarımız kesildi. Çünkü müdürümüz orada senetleri imza attı. Ah ya. Bizim adımıza. Her şeyi sonra bizden telafi etti. Her şeyi, her temsilde. Neyse pavyon muhabbetini de böyle görmüş olduk yani. Adisyon, her temsilde bir adisyon. Hiç unutamıyorum. Çok acı bir şekilde. Etap siz gittiniz mi hiç? Gittim. Çok güzel. Deli Yürek'ten. Bak şu sese bak. Gittim. Gittim. Gördüm. Oyuncu arkadaşlarla beraber gittik. Tabii ben de direkt kendimi sahneye attım. Oynamaya falan başladım. Yapmamam gerekiyormuş. Ha, oynamayı mı? Bak içinde varmış kızın orada. Ben eğlenmeyi seviyorum çünkü. Şey söyleyeceğim yani, mesela yani orada hakikaten bir şey yapılır. Mesela Ankara'da hani misket oynanır. İşte Ankara'nın şeyde bağları oynanır falan. Oynanır yani. Burada da yani işte şeydeydi. Beyoğlu'nda bir yerdeydi. Hı. Çok eğlenmiştik. Orada mesela bir hanımefendiyle tanışmıştım. Biz de bayağı sohbet ettik ama masaya içki söylemediğimiz için problem yaşamadık. O yüzden siz söylemediniz anladım. Yani kötü yerler. Yani, tabii ki. Oynamayı yani. Seviyorsun anladım. Seviyorum. Var zaten. Ya aslında ben arkadaşlara rica ettim. Bir oryantal havası bulalım. Anonim olsun burada bir göbek attıralım ama bizden önce yapıldığı için bizden önce yapılan şeyleri sevmiyoruz. Biz en az ama onları resmetmeye bayılıyoruz. Mesut'tan çok pişman olmuştum orada oynadık. Niye ama sonra. Çok güzel oynamışsın ya. Ya bak bir şey söyleyeyim. Pişman oldum. Ya da bir Lady Gaga bir sen yani düşündük. Benzeri kim olabilir? Bir gösterin lütfen buyurun. Bravo. Ay utandım. Aa, neye utanacaksın canım? Biz bizeyiz şurada. Ben de utanacaksın şimdi. Bu programdan sonra Serhat Kılıç talk show'culuğu bıraktı. Ufuk Özkan kendi tamamen aile dizilerine verdi. Öyle, ne aile dizilerine verdi kendisi. Ya duramıyorum öyle bir şey var bende. Abi müthiş bir oyun ya. O ne? Ya bu var mı böyle ailede hani dans? Ben şeyde büyüdüm bir mahallede büyüdüm. Hangi mahallede büyüdün? Biz de mahallede büyüdük de sen hangi mahallede? Benim mahalle bayağı böyle Roman Mahallesi. Ha Roman Mahallesi. İyi biraz şeyim var. Ama orada postmodern bir şey. Bunu sadece... Onu ben kattım. Ha, yani ama cidden şeyi... Ablacığım vallahi... Biraz romanlardan vallahi öğrendim. Vallahi böyle oynuyor Lady Gaga. Yani dedim ki yemin ederim bu yıllar önce çekilmiş. Benden ha, öğrendim. Neredeyse. Bir vallahi... Kaç sene biliyor musun? Ne yapsın? Bir şey var tabii. Aa, bismillah. Bir sene önce bu kadını izlemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bize artistik ya büyünsün artık ya. Herkes adını bilecek ya. Müthiş. Peki düşünmüyor musun hiç sahne performansı? Ben bu şarkının sözü müzikal. Aa yaptım. Şeyde mi? Yaptım ya. Erdi'ye bekarlığa veda partisi yaptık. Kostüm giydim. Bizim. Peruk taktım. Birdenbire çıktım. Ses ekibinden sen, arkadaşımıza bekarlığa veda yaptım. Ha arada evlendirdiniz de bir tane şey. Vallahi güzel. Oradan da gitti. Orada bekarlığa veda gezisinin yıldızı Lady Gaga olarak sen çıktın. Yok. Şey söyleyeceğim gerçekten Mustafa abi. Yani burada birbirimizi gazlıyoruz ya. Ben anlamıyorum. Hiç, ona, muhabbetinizden hiçbir şey anlamıyorum. Onu gazlamamız yani. Lazım. Bir müzikal gösteri yapması lazım. Yapsın burada. Hadi gel. Onu aylarca çalışıp ondan sonra mı bekleyeceğiz? Burada yapsın. Yok, doğaçlama aslında. Kadın bir gecede... Ama senin sözünü dinliyor şurada ya. Bir şey Allah aşkına ya. Bunu gerçekten kariyerinde bir denemen gerekiyor. Belki Mesut tek kişi, buraya tek kişi. Geldiğimde hep bir şey oluyor. Şimdi sıradaki de herhalde bu olacak. Ha, bildiğin ya burası da şey evrene mesaj evet, göndermeye. Postal efendim evrene mesajınız varsa. Gerçekten öyle oluyor. Çok acayip oluyor benim için burası. İnşallah iyi olur yine. Senin. İnşallah. Serkan sana gelelim. Sen ne düşünüyorsun? Yani bundan sonra kariyerinde...
nasıl yani? Kendi beraber oynayacağız. Şuray çağırdı, yarın da Angelina Jolie çağırır falan, böyle değil. Yok canım, öyle değil tabii ki. Hani şey ağırlık, sinemayı tattın. Seviyorum. Bu zaten. Ağızda da güzel, evet, bir lezzet bırakıyor sinema. Hoş da geliyor. Evet. O güzel. Yani bu şekilde bakalım neler olacağını ben de bilemiyorum. Şimdi büyük büyük konuşmak da çok istemiyorum, neler olur, önümde neler çıkar. Sen büyük konuş, ileride çağırdığında buradan ya evrene yollayalım. Konuşmuştum bak neler olur falan diye şey yapabiliriz. Hani dizi nasıl geliyor? Dizi çünkü artık sinema kadar uzun. Yani daha uzun hatta. Değil mi? 140 dakika, daha 147 dakikayı bulanlar oldu. 140 dakika ve 5-6 günde çekmek, bunu çok büyük bir iş. Gerçekten biz 2-3 aylık emek verip yaptığımız bir şey. Her hafta bunu yapabilmek gerçekten çok büyük. Çok özür dilerim. 3 ayda uzunluğu neydi filmin 2 ayda? 8 hafta. Şey, 115 dakika mı? 100. Evet. Yani bir yani dizi değil. Bir dizi değil. Bir buçuk diziyi 5-6 günde çekebilmek çok büyük ve zor bir şey. Devre tabii yanıyor ki, mu? Yani, devre yanıyor bence. Kesinlikle devreler yanıyor. Yanıyor. Herkesin. Bir şeyden sonra o denge menge yitiyor falan filan. Önce aile ilişkilerin bozuluyor, sonra kendinle ilişkilerin bozuluyor falan filan. Buna rağmen şimdi herhangi bir dizide var mısın şu anda? Şu anda O Hayat Benimle oynuyorum. Arkadaş, ne zalim, iki tane diziden çocukları kopartıp gidiyor. Bir şey soracağım. O hayat kimin gerçekten? Vallahi benim değil. Senin o hayat, o hayat takıntın mı olacak? Hayat devam ediyor. O hayat benim filan. Mesela bir hayatla alıp veremediğim var. Yok, şöyle bir şey yok. Bizim filmde herkes Serkan'a ağlıyor valla. Gerçekten mi? Teşekkürler. Ağlamayacak bir değil. Baksana bebek face. Çok üzülüyorsun ona. Evet. Çünkü melodram tarafı bunlara ait. O kadar inandırıcı. Ya bir sahnesi var gerçekten, hani bildiğimiz ve biz de orada izledik. Sinemada izlerken yüreğin acıyor. Çok teşekkür ederim. Bu, yalnız Mustafa Uğurlu'yu da lütfen oradaki komedisini. Ya aman efendim. Hiç önemli. Bir şey ya, bırakın olamaz. Benle ilgili ya, bir şey söyleyeyim. Ya ama Teva gençlerin lazım bu adamın şeyi. Bak işte. Gençlerin gerçekten bu iki tane arkadaşımız. Mustafa abiden. Ben bunları yeni gördüm, ettim. Fakat gerçekten filmin iki tane dengesi var. Melodram kısmını gerçekten ikisinin o kadar güzel hallettiklerini hissediyorum ki. Çok. Bir de çok yetenekliler. Evet. Gerçekten çok yetenekliler. Ben onları tanıdığım için ben onlarla çok mutlu oldum. Onlarla arkadaşlık fırsatını verdikleri için bana çok mutlu oldum. Mustafa, ama gerçekten sinemanın, bu bizim filmimizin melodram kısmını bunlara ait olduğunu söyleyebilirim. Kendinden hemen konuyu. Hemen. Benle ilgili bir şey söyleyeyim. Başarılı. Onlar peki. Bizim çok gurur duyabileceğimiz yeni neslin nüveleri bunlar. Müthiş. Böyle bir misyon yüklendi şimdi sana. Bak işin gerçekten bir sinema filminin melodram kısmını. Çok önemli. Evet. Çünkü bizim kara mizah bir filmimiz var. İki tane dengesi var. Komedi ve melodram kısmı var. Bu kısmı bunlara ait. Evet. Ve bunlar da çok iyi üstesinden geldiler. Çok. Anladım. Korkmadın mı bir pavyon şarkısını? Evet. Canlandırıyorsun. Evet. Ve galiba sen söyledin galiba değil mi? Şarkı söyledin mi? Ben söylemedim. Tuğçe Tayfur söyledi. Tuğçe Tayfur mu söyledi? Evet. Bayağı güzel söylemiş. Çok güzel söyledi. Zaten evet. O yüzden o şarkıyı seçti. Evet. Ama istese söylerdi duyunca, çünkü ses rengi o kadar çok aynı ki. Evet. Aynı. Çok. Aynı ses rengi. O söylüyormuş gibi oluyor. Devam filmini ama fırsat olsaydı belki söyleyebilirdi. Yani şey yapmadın mı bir hani böyle bir ya bunu bir denemek, görmek bilmem ne lazım, bir önden bir bakmak lazım acaba işte pavyon kadını nasıldır vesairedir falandır. Bu Hollywood'da yapıyorlar ya, gidip bir çalışıyorlar. Evet evet. Çalıştın. Biz hiç? Hepimiz çok düşündük pavyona gitmeyi, bir orayı görmeyi. Paramız ama. Paramız yoktu Mesut abi. Paramız adam Allah'ın dedi Adana. 2,5 sene şey oynamışlar pavyon. Paramız yoktu ama. Ama Mesut onun eski memur hali yok. Hiç görmemesi daha iyi oldu aslında. Öyle mi diyorsunuz? Çok filme uygun, o daha saf haliyle yeni katılmış bir birey olarak, evet, onun içinde olması hiç görmemesinden daha iyidir. Daha mı iyidir bazı durumlarda? Hiç görmemesi, pavyona hiç görmemesi, evet, daha iyidir onun açısından. Anladım. Gayet güzel. Peki bu hikayeye inandınız. Bu dinlediğimiz kadarıyla sizden. Gidenler oğlum gitmiş mesela, beğenmiş. O demin oynayan ben Mesut Yarın oğluyum diyen. Adamcağız beğenmiş şeyi, filmi. Siz baktığınızda dilerim yani gişesi de inşallah istediğiniz gibi gelir. Türk sineması bu sene acayip devler.
arenası gibi. Yani herkes çarpışıyor şu anda. Çok. Ve siz aradan böyle tatlı bir şekilde hani sokak arasından çıkıp ana caddeyi yakan bir filmi üstlendiniz. Bu bir yandan başka bir cesaret getiriyor mu? Yani tamam bu bir başlangıçtı ama benim bundan sonraki prodüksiyonum daha böyle geniş, daha yüklü. Ne bileyim daha cesur bir şey olacak. Burada da büyük prodüksiyon vardı aslında. Harcanım hikaye kolay mı? Bu kadar oyuncuyu... Evet, evet. Araya bir de evlilik sıkıştırılmış baksana ya gözünü seveyim. Erdiyan. Evet. Tabii hemen devamında başka şeyler yapmak istiyorum. Ne istiyorsun mesela? Ne var kafanda? Şimdi hemen ilgilenmek istiyorum yeni fikirlerle. Evde bekleyen birkaç senaryo var. Onları okuyacağım. Sinema filmi yine istiyorum ama dizi de düşünüyorum. Aynen böyle yola devam etmek istiyorum. Kast hazır burada sıkıntı yok. Evet. Konusunda. Beni de dahil edebilirsin. Etsin gerçekten etsin ya. Biz yaşadık yani değil mi? Sette sağ ol. Yaşayan mı bilir, soran mı bilir? Doğru diyorsun. Yaşayan bilir. Gerçekten müthiş bir yapım. Set yemekleri iyi miydi? Her şeyimiz dört dörtlük. Sen göster bana harikaydı abi. O yüzden özledim tekrar diyorum hemen. Sette yemek çok önemli. Tabii canım. Çünkü bütün çalışanların mutlu olması lazım ki güzel iş çıksın ortaya ve bu enerji filme mutlaka yansıyor. Yani ya bir de enerji bizim... kötüyse o da yansıyor. Gerçekten lafını kesiyorum ama söylemeden edemeyeceğimi unutuyorum. Çünkü biz 25 Kasım'da başladık. Kadına şiddete hayır bir döneminden başladık. Evet. Ve bizim filmimiz gerçekten kadın hikayesi ve kadınlarla ilgili bir hikaye anlatıyoruz biz. En azından bunun için gidilmesi, görülmesi gereken bir film. Ama şöyle çıktı ama böyle çıktı. Yani çıkanlar, seyredenler onun yorumunu sonradan yapsınlar. Çünkü son zamanlarda yapılan filmlerin büyük çoğunluğu ister istemez başka bir yoğunlukta gelişiyor. Yani gişeye dayalı başka bir şeyi formatta. Onları da sonra vakit olursa anlatırız, konuşuruz. Onlar başka bir şey ama bizim filmimizin gerçekten bir hikayesi var. Ve kadın... Ya düşünebiliyor musunuz yani ülkemizde 200'ü aşkın her yıl insanın, kadının öldürüldüğü bir ülkede bir kadın hikayesinin böyle cesaretle, cüreklilikle işlenmiş olmasının bir ana bir amacı olması lazım değil mi? Ya bunun en azından ciddiye alınması gerekir. Bunun için de ne yapılıp ne yapılması gerektiği hakkında bir şey söylemek istemiyorum ama en azından... bir empati, kadınlara empati ve kadın şiddetinin yaygın olduğu bir dönemde en azından kadın dayanışması açısından bu filmin seyredilmesi açısından önemli olduğunu hissediyorum ben. Bu kadar emek, her filme emek verilir. Şuna verilir, buna verilir. Ama hikayesi açısından en azından seyredilmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ve bir de şurada Türkan Hanım, onun hakkını yememek lazım. Bunu o kadar farklı bir dille anlattı ki. Eski Yeşilçam melodram filmi kıvamında anlattı. Yani eskiyle geçişi anlatan, sanki günümüzde eskinin bir serüveniymiş gibi anlatan bir cambazlık yaptı diyebilirim. Göndermeler var. Ama bunu lütfen Türkan Hanım için, melodram için ve kadın hikayesi açısından bir bakılmasından hiçbir... Sıkıntı yok, sıkıntı yani. Gitmek yok yani. Gitmek gerekiyor. Evet. Türkan Şoray sineması diyelim artık. Biz daha çok oyuncu olarak biliyoruz Türkan Şoray'ı. Evet. Ama hani sonuçta daha önce Valideniz'in çektiği film var. Evet. Var değil en mi? En son Yılanı Öldürseler. Yılanı Öldürseler evet. Var. Aslında bir Peşer Türkan Şoray yönetmenliği sineması da var. Var. Öyle kabul etmek lazım. Keşke daha çok yapsaymış bence çok evet. İyi olurmuş. Ara vermeseydi. Yani, neden korkmuş yani konuştun mu hiç kendiniz? Korkmak kendisi. Değil bence insan bir durur ya. Hı-hı. Birisinin biraz onu iteklemesi mi gerekir bilmiyorum. Vay, i̇şte bu filmde oral etçi sen çıktın yani. Işte. Anne yürü. Yani ha, ne mutlu bana. Siz olmasaydınız belki onu da çekmeyecek. Doğru belki doğru. Doğru aynen öyle. Tabii ki. Birinin. Yani ne mutlu bana etkim nasıl olduysa. Kandırdın? Yani, gerçekten nasıl kandırdın? Birazcık şeye getirdim. Oldu bittiye getirdim. Oldu bittiye. Bir salı pazarı alışverişinden dönmüştük. Bir hafta kalan ayakkabıdan gidiyor muyuz biz şimdi falan dedi. Öyle gittik. Böyle. Bayağı aldınız toparladınız evet. Bavulları gittiniz. Nasıl bir yönetmen Türkan Şoray? Mehtap sana soracağım. Ya hayatımda çalıştım. Hani bugüne kadar çok önemli yönetmenlerle çalıştım. Yavaş yavaş. Çok böyle. Önemli. Sindire sindire aldım onu. Yapımcılarla çalıştım. İyi projelerde oldum ama bu proje benim için
Mesut, o kadar başka bir şey oldu ki yani gerçekten elin ayağın titriyor ve böyle gözünün içine bakıyorsun. Sürekli böyle ah, elini tutmak istediğim için değil Mustafa. Bunu algıladık. Burada elin tutulacak yerler varsa o benim. Çok hoşmuş. Gerçekten. O kadar sette birlikte de oynadık. Elinin bu kadar hoş olduğunu bilmiyordum. Güzelmiş. Yani sürekli bize şöyle gösteriyoruz şimdi. Anlatacağım. Sürekli böyle yani rol tarif ederken evet, böyle elimizi tutup hemen, böyle bizi alır. Serip yani o kadar gözümüzün içine ve kalbimize dokundu. Hani ben de hayatta bugüne kadar ne karar verdiysem her şeyi kalbimle vermişimdir, duygularımla hareket ederim daha çok ve bunu da çok severim, duygularımla hareket etmeyi. Dolayısıyla ya büyülendim, ondan ne alabilirim diye sürekli gözünün içine baktım. Yani setin sürekli oyunu yanlış çıkardım ki elini tutsun. İşte bir alnını okşasın. Şimdi Türkan Hanım'da ne var biliyor musunuz Mesut'cum? Buyurun efendim. Türkan Hanım'da lafınızı mı kestim bilmiyorum. Lütfen. Yok, tamam. Ama aynı şey. O da elinizi tuttu. Minval üzerine konuşacağım için fark etmez. Türkan Hanım hikayeyi oyuncuyla anlatmayı seven bir kadın. Evet. Yani oyuncular için biçilmiş kaftandır. Özellikle tiyatro kökenli insanlar için biçilmiş kaftandır. Evet. Yani oyun hikayeyi oyuncuyla anlatmayı seven. Hiçbir metaforik bir yaklaşımı düşünmeden, etmeden, ortamı, illüzyonu bilmem nesini düşünmeden oyuncu ve duygu ve o sahne üzerindeki duygu üzerine çalışan bir sultan. Onun için de biz çok iyi anlaştık. Ben şahsen çok iyi anlaştım yani. Tabii yani hani bu kariyerden sonra sizin yöneteni de, yapımcıyı da seçmeniz gerekiyor. Biz seçmemize imkan yok. Biz zaten onun karşısında ona hazırdık yani. Herkes hazırlıklı gitmiş o zaman. Bir şey diyemeyeceğim yani. Ama bir de böyle bir şans çıkınca çok daha güzel oldu. Bu ballı kaymak diyorsun. Evet, evet. Gayet güzel. Evet. Serkan ister miydin Türkan Hanım da filmde rol alsaydı? Türkan Hanım filmde çok kısa bir iki saniye. Aa, yüzünü gösterdi. Yüzünü gösterdi. O ağzına bir tane patlatsın. Ağzına patlatsın. bitti bütün şey, tamam kapandı. Yanında şeyden kaldı. Vizyondan kalktı film. İyi akşamlar programı. Ama yönetmenin şeydir ya, tabii görmesek üzülürdük açıkçası. Evet. Oradan geçen evet, kadını oynuyorsa hiç sıkıntı yok. Bilmiyorum. Çok güzel. Şimdi demek ki oynamıyormuş. Güzel. Güzel unuttuk onu. İster miydin ama? İsterdim tabii. Tabii onunla çalışmak başka bir şey. Kendisi zaten 220'ye yakın sanırım dünyada evet, en çok film, sinema filminde oynayan ilk 5-6 isimden birisi. Evet. Ve rekor. İnanılmaz bir şey yani onunla birlikte çalışmak. Gerçekten sinemanın her şeyine çok hakim bir isim. Öyle hani gizli gizli ya Türkan abla sana bir şey sormak istiyorum. Ne bileyim işte şu nasıl oluyor? Abi ben yaptım konuşamıyordum. Gerçekten. Ya demin dediğin IQ şeyi gerçekti yani. Gerçekten ciddiydim yani. Gerçekten yani ben hep heyecanlıydım. O süreç hep öyle geçti. Ne yaptın? Gözlerimle mi konuştun? Kadınla nasıl böyle iletişim kurdun? Biraz zordu. Bir. Mikrofona şey verelim. Şarkı söyleyecek olan mı? Yok şarkı. Belki olur diye. Söyler mi acaba? Bir tutarız. Kim? Aramızda şarkı. En son bir daha hazırlan. Geliyor. İlk canlı yayında ilk şarkı. Yo. Arada böyle pıs pıs yok yani. Yok. O sana anlatıyor. Ya gözlerini anlıyor. Ay, bizim çocuk yine çok özür dilerim. Şeye bağladı. Anlatayım bari onu. Sen yaptın mı bari? Sen böyle bıcır bıcırsın ya. Yok, şöyle sokulsan. Yok ben de dedim ya yani gerçekten böyle bir vertigo etkisi yaratıyor. İnsanı sarsıyor yani Türkan Hoca o yüzden. Ben böyle bunu böyle hani kafamız böyle gider gelirken mi izlemek lazım bu filmi? Herkese bir vertigo etkisi varsa biz de böyle izleyeceğiz. Oyunda yok. Oyunda yok. Bir şey yok ama o süreci anlatırken set dışında. Hep öyleydi tabii ki. Hepimiz böyle titriyorduk karşısında. Yani. Film çok hareketli ondan evet, öyle olabilirsiniz. Çok da kalabalık. Filmde devamlı bir şeyler oluyor. Çok kalabalık. Kalabalık film. Evet. Çok nerede çektiniz filmi? Muğla. O yüzden herkese unutulmaz hikaye. Tabii ki unutulur mu? Muğla'da hikaye çekim ne güzel. Ne kadar tatlıydı Muğla insanı. 55 yani, derece çok güzeldi. Yani aslında o anlamda evet. 10 numara. Baya zor. Ya Muğla'nın da gerçekten sıcağı sıcaktır yalnız. Çok sıcakta çalıştık gerçekten. Ama en zoru o şey kıyafetlerinde. Ne denir ona, kaftan. Asker kıyafetleri giydik. Kafamızda da keçeden şeyler var. Şapkalar var. Yani gözümüz görünüyor sadece. Siyah bir peçe var.
İnanılmaz bir sıcak. Hatta Türkan Hoca şey dedi. O kadar üzüldü ki, oyuncuyu çok fazla düşünen bir yönetmen. Çekmeyelim gerçekten bu sahneyi dedi. Her şey hazır ama bunu o kadar içten söylüyor ki. Çünkü bayılabilirdik. Hani dereceye bakmış 55 gösteriyor. Bir sahnede de donduk dere sahnesinde. İçimizde. Onun bir ortası yok bu filmi. Ya yanıyorsunuz ya donuyorsunuz. Şeyde. Tam nasıl, dona ters dona. Günü olmalıydı. Ve güya böyle çok keyifli yıkanıyoruz derede. Dona dona. Yani Muğla'nın soğuğu da soğuktu. Ben de hep Muğla biliyorum ya. Muğla muhtarıyım efendim ben. Döverim bak. Neyse. Demek ki yani sadece göğüs kafesi kalmanın nedeni bu şeymiş, filmmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bayağı bir kilo verilmiş. Yani. Aranızda hala devam eden bir şey olduğunu hissediyor. Vermiş miyim? Anatomik olarak tabii. Vallahi vermiş. Mustafa kıskanma. Bir önceki filminde benle başrol oynuyordu. O yüzden yani şey yaptım ben. Sen yalnızsın galiba biraz... o kadar cesur sorular soruyorsun. Yok ya ben biz birleşik ya ben eşimle birleşik sorabiliriz yani. Evet. Birleşim ona girdik çok oldu bizim ya. Bizde niye böyle bir şey olmuyor anacığım sizde? Ya film için ayrıca da kilo almıştım. Sonrasında evet biraz gitmeye başladı aldım. Muğla'da da 55 derecede üzerine keçeyle film çekince böyle olur. Mustafa ama sağ ol fark etmedin. Okuma provasına o da hep hoş bir geldi. Görmüştüm. Evet hep bir seni incecik gördüğüm için. Ciddi mi? Dedik yani acaba birazcık rejimi biraz yapmasanız mı? Biraz bir etlensin mi ablacığım bir şöyle? Nasıl tatlı anlatıyor telefonda. Hani diyor biraz bir söylenmez belki böyle bir şey ama biraz kilo alsınız. Böyle sağa sola biraz hafif doldursak falan. 10 günde şey yaptım. 4 ya da 5 kilo aldım. Sete senin için zor olmayacağını anladım ben zaten. Seviyorum. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Hepimiz seviyoruz ya. Çok güzel bir şey. Sete girdiğim an Türkan Hoca şey dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Nasıl yanaklarınız dolmuş. Ne güzel kilo almışsınız dedi. Çünkü hani bakmakla görmek arasında acayip bir fark var ya. Arkamdan bir şeyler kaynatıyorlar. Kimi bakar, kimi görür sizler, siz bakanlar. Ne anlatıyorsun, ne anlattın anlayamadım. Ya boşver Mustafa'cığım, anlayan anlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Türkan abla gördü, öyle diyelim yani. Ya öyle yani, hepiniz fark etmişsinizdir tabii, herhalde. Tabii. Bir tek ben fark etmedim sanıyorum sette herkes. Kimsenin Serkan detay, bakmadığını ayrıntıya, detaya... Onları görüyor yani. Kimsenin görmediği evet. Şeyleri görüyor. Çok çok acayip. Sinema olur ya sürekli ya. Aynen. Gözü çok acayip. Sinema sürekli hani, hayrete düşüyorsun. Sizden özel bir şey istedi mi gençler? Yok ben benim öyle çok özel... Sen zaten saçla kurtarmışsın. Anladın mı? Fragmanda anladın. Saç öyle yapınca tamam. Sizden böyle bir alsanız böyle biraz daha böyle... Şey yok bir konuşuldu o aslında. İlk görüştüğümüzde ama almadım yani. Ne konuşuldu kız? Nerede? Kilo alsam mı acaba dedi. Aa, ben hiç bilmiyorum. Türkan Hoca. Ama sonra bir yandan dizi var diye yok böyle bırakalım falan diye konuşmuştum. Mustafa abi setin gıybetçisi sen miydin? Ya bir gıybet üzerinde. Bu gıybet kelimesi çıktıktan ya, sonra. Çok güzel oluyor ama bak. Gıybet kelimesi. Dedikodu ne kadar kaba. Gıybet. Gıybet. Evet. Ya hadi güzel. Hadi gıybet yapalım diyoruz. Evet. Oradan başlıyoruz, buradan başlıyoruz. Boş vakitlerimizde çok gıybet yapıyoruz. Bu da bitmiyor galiba anladığım kadarıyla. Ya gıybet üzerine yani sırf onun üzerine yaşanabilir her şey. Gıybet. Gün hayatı zaten yaşanmıyor mu? Zaten böyle yaşıyoruz 24 saat abi. Yani şey neşeli miydi sette? Çok. Mustafa. Çünkü evet. Ya ülkede ya terör var. Ya gıybet evet. Var. İkisi aynı anda devam eden bir ülkede yaşıyoruz. Çok terörlü gıybet oluyor. Tuhaf evet. Bir ülkede yaşıyoruz yani. Evet. Her gün insanlarımız ölüyor. İşte baro başkanımız öldü. İki askerimiz öldü. Falan filan yani. Tabii. İğrenç. Tuhaf bir ülkede yaşıyoruz ve çok acıklı bir ülkede yaşıyoruz. Ve gıybet yapmamanın hiçbir anlamı kalıyor mu kalmıyor mu artık onunla idare ediyor insanlar. Yani. Galiba hani biraz gıybete vurduk. Evet ne yapacağım? Eskiden şey bulduk. Evet çok bulduk. Güzel bir şey çalışıyorsun. Oradan bir ölüm haberi alıyorsun. Hadi ama bir iş de yapıyorsun orada. Hadi onun bir işe yaradığını anladığın için onunla birlikte düşünüp fazla uzakta kalamıyorsun. Ama gıybetle mıybetle idare ediyorsun. Hayat böyle geçiyor biliyor musun abi? Gıybetle mıybetle bak mıybetle yakışıyor. Dedikodu medikodu kötüydü yani. Ama neyse hadi fazla. Yok yok biliyorum tamam tamam oradan hissettim ben onu. Ama istersen ver gelsin yani. Rütük kuralları çerçevesinde. Ya inanın biz gerçekten çok geriyiz. Bunu söylemek zorundayım. Eyvallah. İnsan hakları, hak ve özgürlükler. Yani gazetecilerimizin düştüğü durum şudur budur. Yani nedir bu ya? Sonra çektiğiniz filmin tadına varamıyorsunuz. Hmm.
Bir tane film çekiyorsunuz. Hadi o da bizim sorunumuz. O da bizim temel sorunlarımızdan bir tanesiyle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Onun bile tadına varamıyorsunuz. Biraz gündemin tabii çok hızlı aktığı. Çok acıklı bir ülkedeyiz. Yani bu acıklı ülke ne zaman değişecek kardeşim ya? Allah Allah. Biz ne çekeceğiz, ne yapacağız da rahatlayacağız yani? Ne yapmamız lazım bizim? Hiç yani eskilerin deyimiyle ben bunu göremedim. Ölen insanları duyduk biz daha iki gün önce. Biz de öyle deyip öyle mi gideceğiz yani? Artık yani her şeyin birbirinden farkı olmamaya başladı. Her şey birbirine değmeye başladı. Onun için diyorum ki 130 tane film çekiliyor bu ülkede. Kardeşim biz Norveç değiliz, Danimarka değiliz, İsveç değiliz. Biz şeyimize, keyfimize kahya bir ülke değiliz ki. 1000 tane temel sorunumuz var. 130 tane film çekiliyorsa bunun 80 tanesi adam gibi bizim hikayemiz olsun. Yoksa... Yok adamlara skeçvari, boşalım tiyatrosu vari bir şeylerin çekildiği bir ülke haline düşmeyelim. İki tamam bir sürü olmasın. Çekiliyor ama bizim sorunumuz değil ki kardeşim. Ya sen hep gülmek zorunda olan bir ülke konumuna getirirsen insanları, her şeyi kısıtlarsan her şeye gül. Gülmediği zaman onu filmden saymıyor insanlar. Evet. Bir komiklik olmadığı zaman filmden saymıyor. Sanat filmi deniyor ona. Gitsin festivallerde yarışsın deniyor. Evet festivaller. Ulan bizim temel sorunumuz. İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi adına yapılan bir sürü filmimiz var. Sanat filmi diyorsun onları bir kenara çekiyorsun. Güldüren filmleri ön plana çıkar. İki tane adam çıkıyor onları güldürüyor. Ha güldürsünler onlar da yapsınlar. Ben onlara bir şey demiyorum. Ama bunları sanat filmi onları bilmem ne yap onları gündeme getirip bunları kenara atan bir zihniyeti de bu sizin programınız vesilesiyle protesto ediyorum. Anladım. Tam bunun üzerine bir soru soracağım. Şimdi bu festival filmi deyince böyle bir şey var ya. Bir zeka var. Festival filmi diyoruz mesela. İşte festivallere katılan film. Festival filmlerinde hiç komedi olmaz mı? Mizah olmaz mı? Olur olmaz mı canım? Yani anlatış tarzı var. Komediyle anlatırsınız bir olayı. Dramla anlatırsınız. Melodramla anlatırsınız. Kara mizahla anlatırsınız. Anlayış tarzlarıyla ilgili bir şey. Önemli olan hikayeyi anlatmaktır burada. Ama hikayesiz siz insanları güldürürseniz o sanat olmuyor ki. Bu şeye benziyor. Bu bir sanat yelpazesi içerisinde vaudeville'i vardır. Gerçekçi tiyatrosu vardır. Aykırı tiyatrosu vardır. Epiği vardır. Sürrealisti var. Kılı vardır. Tüyü vardır. Ama siz sadece sarf yaparsanız yemezler. O zaman uyutursunuz insanları. Bak eskiden böyle bir şey vardı. Bulvar tiyatrosu vardı. Devlet tiyatroları vardı zaten, şehir tiyatroları vardı, bunu yapanlar vardı, bulvar tiyatrosu. Vodil yaparlardı bunlar, çok güzel. Haldun Dormenlerle gelişen bir süreç içerisinde. Rahmetli Serezli'yi de anmadan geçemeyeceğim burada. Onlar vardı, onlar kendi içerisinde kurumlaşmıştı, devam eden bir seyirci kitlesi vardı. Onun yanında devlet tiyatroları vardı, onun yanında kabare vardı, deve kuşu kabare vardı. Bir sürü tiyatro kendi içerisinde organizma içerisinde büyümüş ve ekol haline gelmişti. 80'ler ve 90'lar yılları içerisinde artık o hale gelmişti. Ondan sonra bir anda tabii ihtilaller bilmem neler tiyatrodan uzaklaştırılanlar bir de tabii televizyon etkisi falan filan derken sanattan da anlamayan yönetim biçimleri bunları fişfiklediler. Körüklediler. Bunları bir tarafa bertaraf ettiler. Ne yazık ki bu hale geldik biz. Yapılan her güzel iş şu anda sanat platformu içerisinde değerlendiriliyor. Yani sanki sanat çok ağır bir şeymiş de o insanlar ona belki çok entelektüel bir kesimin seyredebileceği alan haline getirildi. Bunun dışındaki insanlara halbuki onlar için yapılıyor. Fakat onların uzaklaştırılması için her ne bir dil kullanılırsa o dil kullanılıyor ve uzaklaştırmak için. Salon verilmiyor. Sansür uygulanıyor. Geçen yıl çektiğimiz, Ağustos ayında çektiğimiz Rüzgar'ın Hatıraları filmini, şimdi galasına gideceğim Antalya'da.
orada bile sırf Aram ismi geçti diye yardım alamayan bir sinema filmi çektik biz geçen yıl. Malum. Neymiş? Ermeni ismiymiş efendim. Hani biz mozaiktik? Canım yani Aram Gülüz diye çok mutlu. Hani biz bir bütündük? Yani. Hani herkes bizim vatandaşımızdı? Sadece ve sadece şunu söylemek istiyorum. Biz kendi içimizde bir tarafa itilmek zorunda olan insanlar konumuna geliyoruz bazıları. Kimimiz sanat nedir abi? İşlemeyen bir tarafı üzerine gidip işlemek zorundasın. Başta bir işlevi yok ki. Güldürmek değil ki bir olay. Şart eder. Sen televizyon dünyasında güldür et. İstediğini yap. Ama sanat böyle bir görevi yok ki. Güldürerek de anlatabilirsin ama bir şeyi yaranın üstüne gitmek zorundasın. Bunu yapmadığın zaman sanat olmuyorsun zaten. Nerede bir boşluk var? İşe yaramayan bir şey var, onun üzerine gideceksin. Yürümeyen bir şey varsa onun üzerine gideceksin. Bizim filmimizde böyle bir şey. Onu anlatmak istiyorum. Fazla gevelemek istemiyorum. Yo, bildiğin sosyoloji tezini bu bir kadın hikayesidir kardeşim. Evet. Bu bir kadın hikayesidir. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Ama sonuç itibariyle biz bir şey yaptığımıza inanıyoruz ve buna da inanıyoruz. Yaptığımızın iyi bir şey olduğuna inanıyoruz. Lütfen seyretsinler. İlla herkes başka bir komedyen gibi güldürmek zorunda değiliz. Biz hem güldürürüz hem de başka bir şey de anlatırız. Patron ikna lütfen oldum. Yarın bizim bütün ekibi götürüyorum. Şu ses tonuyla ikna olmayan var mı aranızda? Yarın parasını verip gitmeyeceğiniz mi kendi filminize? Ama, ona çok güleceksin. O bambaşka bir adam. Evet. Tabii yani canlandırmış. Film de çok komik oldu. Ama yani anlattığı her şey o kadar. O kadar komik ki filmimiz bizim. Hakikaten tamam. Komik yani. Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Söylediğin şeyin... Melodram var. Dram var. Yani kara mizah ya her şey var abi. Herkes ne istiyorsa olacak yani. Ama bize ait bir hikaye olması çok daha önemli. Çok çok önemli o altın çizdiğin şey. Çünkü Türkiye'de günde 800 gündem değişiyor. Ve meselesi olan bir ülke. Elbette sinema o meseleyi gündeme getirecek. Çok doğru Kuzey sinemasına baktığında babalar sadece filmi yapıyor. Daha ağırlıklı olarak yani pek bir mizah çıkmaz. Çıkarsa da enteresan bir mizah çıkar. Ama genelde hani kriminal filmler. Tabii. Gökyüzü gridir. Adam güneş görmüyor. Ne yapacak? Mecbur oradan önce. Her şeyini halletmiş insanlar onlar. Aynen. Temel sorunu. Ben İsveç'e yıllar önce gittim. 30 yıl önce ya düşünebiliyor musunuz? Oradaki tahıl ilacının nasıl kullanıp kullanmadığı üzerine tartışmalar var ve temel sorundu ya. Temel sorun bu. Tahıl ilacı. Oha yani. Bizde de artık yani şu süne zararlısını kamu spotundan çıkartıp filmini yapacak ilk kadın siz olun ya. Şu kımıl zararlısı, süne zararlısı neyse. Yağmur, peki bir sonraki filmde oynar mısın? Yani şimdi yapımcılık deneyimini insanlar gelecekler. Onlar biraz daha sigaran o işin uzmanlara bakacak o işe. Oyunculuk başka bir şey. Oyunculuk deneyimini de seni başarılı bulan, yani Mustafa abi başarılı buldu. Ben de. Keza başarılı buldu. Vallahi başarılı. Çok duru bir oyunculuğu var mesela. Hakikaten çok zordur. Sinema çok zordur. Sinemada böyle bir şeyi yansıtabilmesi çok zordur. Demin dediğiniz gibi o denge unsuru. Ya belki de şöyle bir şey mi? Yani bir dahaki filmde yine yapımcı sen ol. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Sen olmadın ablana ver. Bak o da yapımcı. Ama ne bileyim. Yok ablam yapımcı değil. Ya hayır. Bir dönem yapmadın mı yapımcılık? Yok. Şey oyuncu. Böyle hani sanki bulaşır gibi olmuş. Yine başlayacak. Başlayacak mı? Nerede başlamış? Bilmiyorum daha. Söylemiyor mu? Arada bölüşürüz o. Yok düşünüyor. Yorumu nasıl izledin filmi? Evet o çok beğendi. Beğendi mi? Çok. Peki yapımcılığını mı beğendi, oyunculuğunu mu beğendi senin? İkisini de beğendi o. Tamam. Yani goy goy yapabilecek miyiz? Getirebilecek miyiz? Sen film, oyuncu yapabilecek miyiz onu? Sabahtan böyle şey yapıyorum. Manşetlerimiz hazır. Yağmur'un kesin devam etmesi gerekiyor oyunculuğa. Hem kameraya çok yakışıyor hem de Mustafa'nın dediği gibi gerçekten çok enteresan, doğal, duru bir oyunculuğu var. İzleyince görecek zaten herkes. Ama yapımcılığı da çok iyi. Evet, İkisi bir arada. Habersiz sonra yapan yapımcılardan bunlar. Hakikaten çok. Evet. Bu genç yaşta bu yapımcılığı hissettirmeden yapan insanlar çok azdır. Müthiş bir şey yani. Müthiş bir şey yani. Ay, çok yani diğer türlü hani öyle yapımcılar vardır ki böyle bir baskı unsurudur senin üstünde. Dolanır orada. Bir Muğla'da 55 derece sıcak artı. Boğasın gelir yani. Boğasın gelir. Aynen, gerçekten evet. Anladım abi. Gerçekten. Çok doluyum onlara diyorsun. Var mıdır gerçekten boğmak istiyorsun? Çok. Belki boğmuşumdur. Betona gömmüşümdür. Ne diyorsun abi? Neler yapıyorsun ya? Bu şeyle de ilgili. Çünkü Yağmur'un hani
O ego ve kendini başka bir kompleksle de alakalı bir durum aslında. Evet, evet. Ama bu o olmadığı bu için bu yaşta halletmesi çok güzel. Evet. Ay çok kadar erken zamanda halletmişler. En azından iyi arkadaşlar edinmişim. Aynen. Her şeyi çok, bir kenara koy. Çok güzel. Bunlar gerçekten iki büyük usta gerçekten. Tabii ve samimiler. Ki. Samimiyetlerinden hiçbir şey yok. Sıkıntı tabii yok. Tabii ki çok seviyorum. Bunları söylüyorlar. Gençler için de aynıysa durum. Aynen. Evet. Aynen. Paranızı aldınız mı? Vallahi bilmiyorum. Aldınız mı oğlum paranızı? Aldınız mı? O da lazım şimdi. Mesela paralar ödeneceği zaman Türkan abla geçiyor böyle. Anaforun içine geçiyorsunuz siz de. Unutuluyor. Neyse. Hayır, uğurlu olsun. Bakalım manşetlerde neler çıktı. Çift sıfırdan bu yana konuşuyoruz. Gerçekten de sormadığım soru kaldı mı ya? Böyle işinizde böyle anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Ben bir tek bir şey senin söyleyeyim. Senin o parmak kalkmasaydı zaten. Ne olur. Sen biliyorsun finale hep o an. Ya bizim bir şey. Süper bir ekip kuruldu. Ben yine umarım aynı ekiple hepimiz tekrar bir şey yaparız. Bunu çok istiyorum. Ben buraya hep dilek ve duaya geleceğim biliyorsun artık. Şuraya bir tane ağaç yapacağım, asacağım. Bütün ekip arkadaşlarımız çok özel. Bu akşam yanımızda olamayan çok kıymetli oyuncu arkadaşlarımız. Çay'dan, Erdi İslam'dan, görüntü yönetmenimiz Soykut Turan. Bütün hepsine şimdi tek tek ismini saymakla yani bitmez ama hepsine buradan öpücük, sevgi, böyle kalpli kalpli öpücükler gönderiyoruz hepsine. Müthişler. Biz iyi bir iş yaptıysak, orkestra şefimiz süperdi. Güzel bir beste yaptık. Ekibimizle. Evet. Güzel bağladın be. Bir rol caption gibisin. Yani. Bir an dedim ki bağlayamayacağım galiba. Öyle güzel bir rol caption'sin. Biz de mesela Türkan Hanım'a ama çok bağlanmak istedik ama kontrolümüz olmadığı için çaldırıp kapatıyoruz. O da dönmedi biz. Manşetler geliyor. Çok sevgili seyirciler, bu akşam sevgili Yağmur Ünal bizimle birlikteydi ve dedi ki hikayeler arasından bunu ben seçtim. Mehtap'ın içinden başka biri çıktı. Serkan'ı ablam keşfetti. Bana rol annem teklif etti. Sevda da annemin kıyafetini giydi. Onun ürünü beni kırmadı. Annem yönetmenliği kabul etti. Gerçek bir olay vardı, onu aldık ve bir filme dönüştürdük. Para verip gitmedim ama. Para bekliyorum. Devam ediyoruz. Büyük ustamız Mustafa Uğurlu bizimle birlikteydi ve dedi ki film için Türkan Hanım'la görüştüm. Benim için her şey tamamlandı ve kabul ettim. Sonra Yağmur'u gördüm. Benim için her şey tamamlandı ve kabul ettim. Sonra senaryoyu Onur Ünlü'nün yazdığını öğrendiğini okudum. Ve benim için her şey tamamlandı ve kabul ettim. 5 yıldır tiyatroda yapıyorum. Ama yapamıyorum. Devam ediyoruz efendim. Sevgili Mehtap Bayrek konuğumuzdu. Dedi ki öncelikle Mesut'cum sen iltifat edince ben aşka geliyorum ve çok mutlu oluyorum. Bu sefer farklı bir şey oldu. Kürkan Hanım'ı görünce hiçbir şey konuşamadım. Sonra kendimi filmde buldum. Şuh değildim. Azıcık şuhlu vardı sanırım. Tamam, şu kadındım. Mustafa Uğurlu kız. Doğru mu bunlar? Reklama geliyor. Devam ediyoruz. Sevgili Serkan Şener ilk kez konuğumuz oldu. Dedi ki öncelikle teşekkür ederim. Beni nasıl buldular onu bilmiyorum. Türkan Hanım'la doğru düzgün konuşamadım. Buradan sesleniyorum. Zekanla ilgili bir problem yok. Hep heyecandan Türkan Hanım. Evet, o dizide ve bu dizide oynadım. O hayat benim değil. Kimin olduğunu da bilmiyorum. Teşekkürler. Dedi ve kapattı. Devam ediyoruz. Sevgili Sevda Ergüncü geldi ve dedi ki ilkini saymazsak bu ilk canlı yayınım. Aslında ben de böyle biriyim. Böyle bir şey hayal etmiyordum. Sete girdiğim günden çıkana kadar, hatta şimdi bile Türkan Hanım beni heyecanlandırıyor. Bildiğiniz üzere televizyonda hep ağlıyordum. Ağlamaya devam edeceğim. Ağlıyorum ben. Diyerek. Bravo. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Aklın ilk programı böyle keyifle her şeyi konuşa böyle geniş geniş bitirdik. Gişede başarılar. Çok teşekkür ederiz. Şu anda vizyonda. Evet. Bir sürede vizyonda kalmaya devam edecek. Hı-hı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Abi dizi. Bir film galasına gidiyorsun. Evet, evet. Onu anladık. Evet. Filmin tekrar ismini bahseder. Rüzgarın Hatıraları. O başka bir film. Rüzgarın Hatıraları. Evet. Dizi? Dizi falan yok. Yok mu? Hayır. Ben masumum. Şu anda. Gelir be. Seni rahat bırakmazlar abi. Şu tiple
Ya hiç kimse olmazsa biz birleşiriz Yağmur'la gireriz gizli. Ya. Hadi aradın. Toparladığınız o kadar parayı nereye harcayacaksınız? Dizi yapıyoruz. Ama iltifatların ve güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Sana yıllar sonra seni görmek gayet güzelmiş. Aynen öyleydi. Yıllar sonra bir abime rastlamış gibi heyecanlandım. Ve şöyle diyorum, Ankara'dan abim geldi yani. Evde bir bayram havası oldu. Mehtap çok teşekkür ediyorum. Yeni bir filmde inşallah birlikte çıkacağız. İnşallah. Ya, görüşürüz. Bir de beraber evet gene çalışalım. Dünya küçük ya gerçekten. Evet. Dünya küçük ama sen çok büyüksün. Çok teşekkür ederim. Ay eyvallah. Teşekkür ederim. Serkan çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Çok uzun ve güzel bir kariyerin olsun önünde. Olacağını da inanıyorum. Bu program döndükçe 6 sezondur yapıyoruz bunu. Ya bir 60 sezon falan daha yaparsak beklerim. Bir kere falan daha gireriz. Seda çok teşekkür ediyorum. İlkini saymazsa ilk canlı yayında bizi tercih ettiğin için. İnşallah heyecanın geçmiştir. Evet evet. Ben de öyle bir şey efekti olur. Heyecan geçirici efekt. Bundan sonra her yere katılabilirsin. Evet, çok rahatım. Çok teşekkürler tekrar. Tamam, yarın akşam Çift Sıfır'da acayip bir şey deneyeceğiz. Bakın hani bunu söylerken bile ağzım hızlandı bir anda. Türkiye'nin çok değişik, benim oğlan demişti. West Coast, East Coast vesaire. Bay Coast diyorum ben. Türkiye'nin hip hopçularını bir araya getiriyoruz. Kendileri benden daha hızlı konuşup şarkı söyleyebilecekler mi merak ediyorum. Bu bir deneme. O denemeye katılmanızı isterim. Çift Sıfır'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay. Kahkahanın en afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisine tanık olduğunuz Burada Laf Çok'tan yarın akşam. Bazı şarkılar yolda dinlenir, bazıları sizi o yolculuğa çıkarır diyen Ege Çubukçu. Yazdığı şarkı sözleriyle dinleyenlerde merak uyandıran Sansar Salvo. İçimden geldiğince hissettiğim ölçüde üretmeye devam edeceğim diyen Ayben. Ve şarkıları kadar organizatör yanıyla da büyük beğeni kazanan Anıl Piyancı konuğumuz oluyor. Burada Laf Çok, pazartesiden perşembeye CNN Türk ekranlarında. Afillisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda Burada Laf Çok yayında. Burada Laf Çok, Burada Laf Çok, Burada Laf Çok.